Tailverse sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Teknoloji Seyir'de Haftalık Gündem Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecoğlu ve Levent Bekcan var. Nasılsınız? Merhabalar Murat. Merhabalar. Senin sormalı. Ben de iyiyim Levent abi. Asıl senin sormalı. Ayrıldın mı Teknoloji Seyir'den abi? Hayır. Aynı ha. şeyleri her hafta konuşmayalım ya sorun yok abi, dinlemiyorlar abi gündeme sıkıntı herhalde sıkıntı yok hep gündeme söyleyeyim? herkes dinlemiyor hayır hep sonunda konuşuyoruz ya sonuna evet. kalmıyor millet yok yok sorun yok tamam halledeceğiz <laughs> sıkıntı yok <laughs> ee, şöyle bu hafta yoğun bir haftaydı bizim için sürekli bir yerlerdeydik yıl sonu Aralık ayı itibariyle teknoloji dünyası bir etkinlik şeyine girdi krizine girdi bütçeleri tüketelim diye diyoruz yani böyle yıllık bütçeyi tüketelim <laughs> diye Aralık ayında herkes bir şeyler yapıyor biz de yetişmekte zorlanıyoruz Evet sen sekkürre gittin şimdi güvenlik firması Finlandiyalı güvenlik firması F-Secure ilk kez Türkiye'ye geldi bir Hı -hı. konuşma yaptı kısa e, Miko Hyponen artık böyle mi okunuyor bilmiyorum soyadı e, bu firmanın bloğunu takip edenler falan gıyabında tanıyordur kendisini. Bayağı ünlü güvenlik konusunda yıllardır çalışan önemli bir uzman. Kendisiyle işte bir biz de dinleme şansı bulduk. Daha çok bu günümüzde artık devlet eliyle yazdırılan casus yazılımlar ve masum halkın mücadelesi hmm. <laughs> bunlarla mücadelesi konulu konuşuldu ee, biraz Google'ın falan kulakları çınlatıldı doğru şeyler söylendi hani adam özetle diyor ki ya Google'ın diyor bir sürü servisi var hani aramayı bırak işte mail, dokümanlar bulut depolama bunun dışında işte tercümesinden tut haritasına kadar bir sürü servisi var. Hepsi diyor çok iyi servisler. Çok gelişmiş servisler. Hepsi ücretsiz. E bir yandan diyor Google dünyanın dördüncü sıradaki sunucu üreticisi olmuş. Yani üretip satmıyor. Kendi kendine üretiyor. Kendisi için üretiyor. Milyar dolarlar altyapıya harcıyor. E bir yandan bütün servisler normalde parayla gayet güzel satılabilecek servisler ücretsiz. E bu çark nasıl dönüyor? Hani Birazcık çok şeyle de net şekilde suçlamıyorlar ama birazcık hani bunun artık bilgi toplama kısmının hani şimdi tabi dinleyenler şu anda şey diyorlar ya reklamdan para kazanıyor diyorlar ama adamların düşündüğü görüşü ya hani reklamla dönmez bu şarkı hmm. şeklinde çok net dile getirmeseler de Evet yani birazcık belki işte Amerikan istihbaratı mı işin içinde? Hı -hı. Yoksa hani bilgi toplama, başka kaynakların bilgi toplaması mı işin içinde? Soru işareti yaratıyorlar. Ha başka şimdi biz öbür görüşleri de ortaya koyalım. Şimdi hani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz arasında kimileri de haklı olarak şöyle diyebilirler. Ya bu güvenlikçilerin ekmeği zaten bu soru işareti yaratmak. Evet. Onlar hep korku yaratıp. Buradan ekmek yiyorlar da diyebilirler. Haklı ona da bir şey diyemem. Onu da biz dile getirmiş olalım. İlginç verdikleri bilgiler arasında biri oldukça ilginçti ve düşünülmesi gereken bir şeydi. Adam şöyle bir şey söyledi. Bu dedi firmalar hani tamam Google, Yahoo, Microsoft o bu. Bir sürü dedi şey yapıyorlar. Hani kendilerinin işte yok gizlilik ilkeleri, yasalarla mecbur oldukları, yasalarla bağlı oldukları çeşitli şartlar, evet. yaptırımlar. Dikkat edin dedi bunların hepsi Amerikan vatandaşları için geçerli dedi. Sizin dedi verinizin yani maillerinizin, buluttaki dosyalarınızın Amerikan hükümeti isterse bunların hepsi dedi ortamalı. Çünkü bu firmaların gizlilik anlaşmaları ya da işte kanunen uymaları gereken şeyler falan Amerikan vatandaşları için Amerikan geçerli. Amerikan vatandaşları için geçerli ama onları da sallamadıklarını hani şu çıkan şeylerden biliyoruz. E, o, orası da öyle tabi de. Ee, sonuçta hani sizin hani Amerikan vatandaşı zaten gitmiş ama sizin hiçbir ya da kendisi de Finlandiyalı kendisini de katıyor. Sizin diyor benim diyor. Hiçbir iddia etme şansımız yok. Bizim bütün datalarımız Ortamalı yani e, Amerikan hükümeti isterse onlar direkt <laughs> bizim maillerimiz istediği... Bir çözüm önerdi mi peki? Yani bunları açık. söyledi biz de biliyoruz. Ya, şöyle e, Bir şey söyledim yani çözüm, çözüm öner, ne olmalı? Önerdikleri çözümlerden birisi yani çözüm olarak bunu önermiyor da şey e, encryption works diyor yani şifreleme hı hı. ki bunu da Snowden'in söylemlerine dayanarak söylüyorlar şifreleme işe yarıyor. İşi zorlaştırıyor. Kesinlikle. Bunun dışında hani bazı şöyle soru işaretleri yarattılar ya da detaylardan bahsettiler. Şimdi diyor ki ya diyor. Masa üstünde ha bütün saldırılar, olan bütün olaylar hep Windows'tan gerçekleşiyor. Bir kere masa üzerinde eğer hani böyle kaygıların varsa Windows'tan kurtulacaksın. Bu çok net ortada. Fakat şöyle de bir çelişkiye işaret ettiler. Masa üstünde en güven, en güvensiz işletim sistemi Windows'ken <laughs> mobilde de Windows Phone için henüz bir exploit yok. Ya bunu ya, da yayın şuna bağlamada. Olay de, kernel, kernel, bilmem ne değil. Olay oran. Hı hı. Çünkü mesela aynı konuda şunu belirtiyorlar. Ya diyorlar, Linux masa üzerinde Linux taş gibi ama mobilde Linux yani Android felaket. Ve diyorlar Linux ilk kez Android ile birlikte hani madara edilmeye başlandı güvenlik aleminde. Açıklar bulunmaya başlandı. Exploit denen kötüye kullanılabilen açıklar keşfedilmeye başlandı. Bunlar diyorlar masa üzerinde olmadı. Android ile birlikte mobilde Linux şanını kaybetmeye başladı. Masa üzerinde vardıydı da fark edilmedi mi acaba yoksa Android'le mi hani bu tür böyle sistemler çoğaldığı için mi açıklar da arttı bir yandan? Ya o, o da o da çok fazla bilinen bir şey değil Hamdi. Çünkü şöyle bir olay var bu j bu işte. Bazen bir açık buluyorsun dosyana koyup kaldırıyorsun. Hı -hı. Yeri geldiğinde kullanırım diye. Şimdi adam Sony'yi kıracaksa birazdan çok konuşacağız bu konuyu. Sony'yi kıracaksa ha 1999 <laughs> yılında o açığı buluyor. Tutup da hemen dalıp da bir şey eylem yapmıyor. Bunu kaldırıyor rafa. Böyle bir şey var evet. diye. Bunu güvenlik ya da istihbarat kurumları da yapıyor. Hacker dediğimiz adamlar da yapıyor. O yüzden tabii şeyi bilmiyoruz. Ne, ne zaman, hangi açık, ne zaman çıktı çok da net belli değil bence. Hmm. Hackerlar her kurumu devamlı tarıyorlar. Devamlı açık Yokluyorlar ama hemen eyleme çevirmiyorlar bunu. Çok fazla bilmiyoruz. Yani böyleydi. f etkinliği bence güzeldi. Böyle bir şeyde ilk kez görüyoruz. Hani Türkiye'ye pek bu konuda bir uzman gelmiyordu. Ya da şöyle söyleyeyim, bu hani gelip de bir şey satmaya çalışan değil, güvenlik üzerine bir sunum, bir konferans gibi bir etkinlikti. O yüzden güzeldi. Yani gelip de adam bir şey satmaya çalışmadı. Şey de demedi. Antivirüs kullanın, güvenli kendinizi güvene alın, işte bizimkini kullanın, <laughs> rahat edin falan gibi bir pazarlamacılık da yapmadı. Adam e, kültürünü konuştu bu işin. Hmm. Beni gayet tatmin etti etkinliği. F-Secure etkinliği. Güzel. Ee, sonra da Intel'e geçtik. Aynı gün Intel'in de teknoloji konferansı evet. adı altında bir etkinliği vardı. Ama bayağı bir şeydi hani sırf Intel değil herkes vardı. Intel'le iş yapan firmalar falan evet. da oradaydı. Herkes bir ürün sergiliyordu. Ben ilk saatlerine yetişemedim Hep Secure'da olduğundan. Bir robot şovu falan varmış. Ben onları göremedim. Yani robot, evet. Ben yemek yedim. Gittim <laughs> <laughs> ben o yüzden hani benim çok kısıtlı kaldı benim. Robot çıktı sahneye abi. Türkçe konuştu. Nasıl Ice, Asimo falan gibi ya büyük onun, bir şey mi on, bu? Yok küçücük bir şey. E, oyuncağı He. benziyor. E, onları şeyde Deal Extreme'de satıyorlar ya. <laughs> <laughs> e, Intel işlemciliği robot muymuş? E, Valla robotun detaylarından hiç bahsedilmedi orada. E, sadece işte şovunu yaptı. Şovu ne? Konuşma. Konuşma, şey sunucu gibi onu programlamışlar, He. ezberletmişler şeyleri hafızadan okuyorlar. Ama değil. kimse göremiyor çünkü o 30 santim yüksekliğinde olduğu için. sahne yüksekti. Ee, neyse, konuştu sonra dans etti. Ee, <laughs> zeybek yüklemişler, hmm. zeybek dansı yaptı. Fakat sonunda şöyle bir sorun oldu. Tamam bitirdi gidiyor. Yan yattı diye. Yok, yan yatmadı da. <laughs> mikrofonu var bunun konuşmasını anlasınlar diye ama bildiğimiz mikrofon koymuşlar. Tamam. O mikrofonun tripodunda ayakları var bildiğiniz gibi. Hmm. Bir tanesi e, robotun önünde dur ne doğru gelmiş. Hmm. Bu onu hani dümdüz gittim ama hiç görmedi ha, orada şey vermiş etrafından dolanayım demeden Düştü. Ve Girdi içine doğru. Yani ona takılıp içine girdi mikrofonu. Sonra e, tabi apar paranın hani sahne karartıldı bir, birileri geldi onu oradan aldılar. Normal Asimo da düştü ya hmm. e, o, Ama olacak o kadar. Ama şey gördün hani önünde engel var onun etrafından dolanayım diye bir şey yokmuş robotta. Şimdi tabi bu, bunu görüyorsun sonra da şey diyorsun yok yapay zeka <laughs> insanlığı mahvedecek falan. Kardeşim sen daha mikrofonun ayağını açmaktan acizsin neyi mi bu benim neyimle savaşacak benim. <laughs> bir mikrofon ayağı koysam tamam robotu iptal ettim. <laughs> Ondan sonra Levent abi ge e, şeye geçildi. Ee, bir defa şunu söyleyelim. Ee, eskiden hala gerçi oluyor galiba arada bir şey. diye bir şey vardı. Az önce sen dedin ya, yani uzman geldi anlattı diye. O basın Bunu, etkinliğiydi Corexpers. Evet Core Intel Expert. versiyonu vardı. Orada biz evet. bayağı bir teknik bilgiyle donanırdık. Sonra o şova dönüştü. Artık bu etkinliklerde hiç teknik sunum yok. Çünkü bayileri anlatıyorlar. Ee, Şimdi bu teknoloji konferansı öyle. Bu... E Ana akım diyorlar ya şimdi evet. medya ve bayilere falan yönelik bir şey. Yani burada şey olmuyor. Adam çıkıyor diyor ki yeni e, ilginç bir nokta olarak 5. nesil kor işlemcilerin bahsi geçti. Bayis evet. ama sadece hani hiçbir bilgi bilgi verilmedi. Şey. Zaten bilgi verildiği zaman da şöyle veriliyor. Diyor ki grafik %20 daha iyi grafik diyor. Yani ne hızlı mı demek İyi ne demek yani Hı. güzel mi keskin mi görüntü nedir? Evet. Bunun şeyi yok. Çünkü oraya gelen gazeteci zaten bunu böyle yazacak. Adam ben de zamanında gazeteye yazı yazdım. Şey istemiyorlar senden gigahertz bilmem kaç bin altmış üç megahertz olan çekirdek hızı falan gibi şeyler. Gazetede böyle ifadeler istemiyorlar. Hmm. Şey yazacaksın işte hızlandı grafik yeni işlemcilerde grafikler hızlandı yazacaksın. Evet. Gazete evet. senden %20 bunu bile istiyor. bile fazla yani orada. Yüzde bile aslında o kadar hoş değil ideal gazete teknoloji yazarı onu şey yazar işte grafikler yıldırım gibi oluyor. Evet. Ekrandan fırlayacak falan. Doğru. O yüzden de böyle bilgi veriliyor. Böyle evet. bilgi veriliyor. Biz kitlesi biz değiliz bu etkinliklerin. Değiliz. O i̇şte Core M ondan bahsedildi ama hiçbir şey tabii anlayamadık orada detay olarak. Onun içinde barındırdan şeyler var getirmişler. İşte Lenovo'nun bir sistemi vardı. Tableti vardı. Tableti vardı evet. ve şey hani şey söyledi işte siz... Apple'ın e, iPad Air 2'ye şey deriniz en ince tablet falan 6.1 falan vesaire ama en incisi bu dediler o 6 milimmiş 6. Bunun ki ee, içinde de Intel var işte. Ee, şu dikkat çekiyor senin dediğin şey mesela bize bıraksan Koreme benchmark benchmark yaparız. Bunlarda öyle şey yok diyor ki işte bak Photoshop gibi işte yani daha sonra bir fotoğraf açıyor diyor ki bak buradaki istemediğim şeyi şimdi dokunuşumla yok ediyorum. <laughs> evet. Bu bu tip şeyler. Öyle öyle öyle. E, so Çünkü ama, dediğim gibi işte medya bunu istiyor. Evet. Sonrası daha ilginçti. Şimdi İnter abi e, giyilebilir teknolojilere yatırım yapıyor. Evet. Hatta geçen hafta değinmiştik. Google Glass'a ee, girecek Evet. Google Glass ama o mesela şeyde daha çok üstünde dururlar. SMS Audio. Kocaman orada 50 Cent'in şeyi geldi ekrana. Dedim sen <laughs> iyi ki yoksun SMS orada. SMS Audio'nun numarası neydi? Kalk atışını mı ölçecekti? Evet. Kulaklıktan kalk evet, atışını ölçecekti. Ölçülüyor. Onu da Samsung'un S5'ini gördük. Ee, bak işte ben onu merakla Çok iyi bekliyorum. Çok iyice gördük sıfır. Evet. Nabız sıfır. Çağrı'daydı değil mi? Nabız sıfır. Çağrı'da sıfır Ölüm. çıkıyordu. Kulaktan Ölüm. biraz daha düzgün ölçebilir. Bende evet. de 200 mü? Çünkü kulak zarındaki o kılcal damarlardan ölçüyor. Evet. Kalp atışını Şimdi görebiliyor orada Bu avantajı şu. Ee, bir de o aletlerin temel dezavantajı hareketsiz kalman gerekiyor. Hakikaten taş gibi duracaksın. Evet. Yoksa biraz titrese bir hareket olsa öl ölçmüyor abi. Evet. Kulak biraz daha hani kafa daha sabit bir şey. Belki daha iyi ölçebilir. Evet. Başka şeyler var. Mesela Edison'un üstünde çok durdular. Onun uygulaması. Mesela alçı. Senin koluna göre 3 boyutlu printer'dan basmışlar alçıyı. Evet. Ee, ve onu geliştirenler Türkler. Evet. Türk, Türk projesi. Evet. İçinde Edison var ve senin e, tamamen kolunun bütün kasılmalarına kadar her şeyi tutuyor. Not Edison bir Intel'in geliştirme platformu, evet. bizim zamanında incelediğimiz Raspberry Pi gibi falan ama Hı. daha ufak ufacık. Evet. Onun Onu alçıya entegre etmişler. Entegre etmişler, dolayısıyla kolunla ilgili bütün bilgileri doktor takip edebiliyor. Bir de bu 3 tridi basılan alçı tam sana göre basılıyor. Tam, evet. Hava alıyor. Çünkü hava alıyor. A şeklinde bir şey. Klasik böyle kafes gibi bir şey. Odun gibi bir şey taşımıyorsun kolunda. Evet, hem hafif hem hava alıyor. İşte. Evet. Alçı e cezasını cez çekmiş olanlar genelde kaşınmadan bahsederler. Yok kalem malem içine sokup kaşınmayav hmm. çalışırlar falan. O bu açık olduğu için rahat. Rahat. İşte o da bir Türk tarafından geliştirilen bir proje. Maddesi evet. ne? Plastik falan gibi bir şey mi? Yani maddesinin tam detayını. Tırı di de yazıcıların maddesi ya. Yani. Evet plastik yani esaslı ama demek ki yani cildi tahriş etmeyen falan bir şey evet. tıbben uyumlu bir şey demek bizim bildiğimiz ki. alçı değil sonuçta yok, ha, yok 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 plastik tıbbi yada falan şey hatta şunu söyleyeyim şık bile durduğu söylenebilir yani moda olur mu evet. Evet. <laughs> Fütüristik bir şey duruyor bilim kurgu filminde hmm. oynayabilirsin öyle evet <laughs> işte yani e, inter abi e, tamamen giyilebilir teknolojilerden bahsetti ağırlıklı evet. olarak e sonra işte Türk Celsius'u Süreyya Cilip çıktı. O da onlardan bahsetti. Tabii. şey çok başarılı olmuş. Ondan bahsetti. t çok başarılı olmuş. Hatta ona göre son çeyrekte en çok satan telefon oymuş. Ama o, o söylüyor bunu. Evet, ona göre. Diye. hatta ona göre de 4G'de en çok yapıtırımı onlar yapıyormuş. İşte vesaire vesaire. Birazdan 4G'de konuşacağız. Evet. Böyle ya bir sonuçta etkinlik. hani bu Intel Teknoloji konferansı bunu duyan arkadaşlar şimdi bizim tekno, klasik bir teknos zanneder ki orada X99 chipset var üzerinde 5960 var falan. Ama sen baştan sona tek, takip ettin. Bir kere bile X99 Z97 lafı hiç, geçmemiştir. Hiç. Süper. Evet. Ee, odak orası değil artık ya. Tüketici evet, elektroniği. Evet. Evet. Herkesin... İşte, ben şey ilginç geldi. Bu SMS Audio'yu bayağı bir Intel hani para verdi zaten. Dolayısıyla bayağı bir umudu var. Bir şeyler. Bir şeyler buradan çıkartmak umudu var. Evet. E tabii boşuna o kadar para verildi. Doğru. Ee, sonra da Logitech vardı. Levent abi sırada. Logitech ve Kingston birer e, basın etkinliği düzenlediler. Etkinlik. çok şey değildi. Hani yeni ürün falan. Yok Logitech'te bildiğimiz ürünler. Bu yeni fareleri var biliyorsun. Evet. 420 miydi? 502. 502. Biz 502 inceledik. Ee, bu farelerden bahsedildi. Ee, i̇lginç bir nokta olabilir. Ee, FPS yani bu Türkçede bunun güzel bir karşılığı da hiç bulunmadı ya. Ee, Doom türü oyunlar. <gülüyor> <gülüyor> La e, League of Legends türü oyunların farklı karakteristikleri olduğu mouse tarafından bakıldığında evet. bahsedildi. Tıklama sayısının League of Legends türü oyunlarda tıklama sayısının çok fazla olduğu ama işte Battlefield gibi, Call of Duty gibi oyunlardaysa mouse'un hareketinin aldığı yolun çok fazla olduğu bunlardan bahsedildi. Logitech bunun bazı istatistiklerini yapmış, ölçümlerini yapmış. Ve farelerde de mesela ne gelmiş? İşte yeni yeni bir öz... Eskiden oyun farelerinde ağırlık ayarı eskiden beri vardı. Şimdi tıklama falan dedik ya. Tıklamanın sertliğinin ayarı gelmiş farelere. Hmm. Mouse clean'in evet. düğmesinin sertliğini ayarlayabiliyorsun. İçindeki yayı ayarlı yapmışlar. Fakat rakamlar çok yüksek. Yani 460 lira fare... Yani bilmiyorum. Tabii, tamam. Şey, pahalı fareyi biz daha önce Razer'da da ne fareler gördük ama ya sonuçta pahalı mı? Pahalı kardeşim. 460 lira fare beni bayağı düşündürür. Ee, farelerin yanında şeyler de var. Mekanik klavyeler var. Onlar onlar daha da pahalı biliyorsun. 500-600 lira neredeyse buluyorlar. Çok pahalı Murat. Çok pahalı. Çok pahalı. Ee, ama bu Ay oyuncu her birazdan hani sektörle alakalı insanlara konuşunca şey biliyorsun herkes itiraf ediyorlar. Oyuncu tagı geldiği zaman diyor fiyatı yükseltiyoruz diyor yani oh. o şeyin değil hani gerçekten süper yüksek tek tam o da var ama diyor oyuncu ekipmanlarına şu anda üstüne ekliyorlar yani sırf oyuncu diye. Onu çok. O yüzden zaten herkes oyuncu ekipmanı yapmaya çalışıyor. Hı -hı. Ee, Aynı fareye iki tane çizgi çekiyorsun kırmızı bir ışık koyuyorsun. Bir e, kılıçlı mılıçlı bir kapak yap, kutu yapıyorsun. Tamam işte bir tane de işte pro gamer sıfatlı bir çocuğu koyuyorsun. Ben bunun sayesinde kazandım falan diyor. Ne kazandıysa. Oldu sana oyuncu faresi. Valla Levent abi biz 30 dolarlık fareyi 300'e çakmanın yolu. Counter Strike betasıdan beri oyun oynardık. O, bu, o zaman oyuncu faresi diye bir şey yok zaten. Hani evet. Paran olsa da yok. Gayet hani o şey derdeki o turnuvaların yapıldığı yerler bu internet kafeler oranın sahibinin koyduğu uyduruk mouse ve klavyelerle yeah. turnuvalar yapılırdı. Onlar da en ucuzları olur değil mi? Evet değil onlar mi? da en ucuzları olur. Yani çok böyle hassas olan arkadaşlar getirirdi kendi faresini klavyesini. Tabii. ama onlar da oyuncu faresi değildi işte. Biraz şeydi a 4ler der yaygındı o zamanlar. Onlar oluyordu en fazla. Evet. Deli gibi oynuyorlardı çok da herkes mutlu. Ya benim yani Benim hiç oyuncu farem olmadı. Şimdiye <laughs> kadar. Bunu küçük Emrah Tarzı söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şu var. Hani firmalar öyle bir resim çiziyorlar ki bunlar oldu mu iyi oyuncu olacaksın. Hiç öyle bir şey yok. Ha tamam ben şey demiyorum. Oyuncu ekipmanı denen şey gereksiz demiyorum. Çünkü şöyle. Starcraft oyununu profesyonel oynayan adamlar var. Gözünle takip edemiyorsun hmm. adamın şeyi. Onların zaten performansı işte dakikadaki saniyedeki ne verdikleri komut sayısıyla ölçülüyor. Gözünle takip edemiyorsun. Ee, günümüzde profesyonel oyunculuk bu League of Legends'a falan kaydı ama bizim zamanımızda bunlar FPS tür oyunlarda oynanırdı. Fataliteler falan vardı. O adamların oyununu takip edemiyorsun. Şimdi orada bir vasıfsız bir farenin adamın performansını etkilemesini anlarım. Tabii ki. Ama benim gibi oynuyorsan hiç de bile o farelere gerek yok. Yavaş yavaş oynuyorum çünkü. Sen de zaten abi düşüne ileri, düşün düşün İleri tuşuna bir bant yapıştır sen. <laughs> ya, Şimdi o yüzden ben şeye karşıyım. Yani bu bir kere sen kötü bir oyuncuysan 500 liralık fare senin hiçbir şeyini değiştirmeyecek. Beşleyin. Yine kötü bir oyuncu olacaksın. Ha tamam. Mesela Logitech bunu fiziksel olarak gösteriyor. Diyor ki FPS oyununda çok hızlı kaydırdığında fareyi vasıfsız bir fare, sıradan bir fare algılayıcısı kaçırıyor diyor. Kaçırıyor. Çünkü o algılayıcı biliyorsun fotoğraf çekiyor evet. bir anlamda. Yere bakıyor, hareketi algılıyor. Deli gibi hızlı kaydırırsan kaçırıyor. Ya ve kalıyorsun. Ama diyor bak işte hani oyuncu faresinde hızlı görüntü algılıyorum. Sen elinle böyle hani artık vurlardan onu makineyle hareket ettiriyor. Yani makineyle. Elden daha hızlı götürüyor test Firmadaki test ortamında. Sen diyor elinle ne kadar hızlı hareket ettirirsen ettir benim farem kaçırmayacak diyor Hı -hı. şey hareketi algılamayı. Tamam eyvallah bunlara bir şey demiyorum. Ama benim itirazım kötü oyuncuysan 500 evet. dolarlık Klavye 500 dolarlık fare yine kötü oyuncu evet. olacaksın. Evet kesinlikle böyle. Yani bir de parantez fareler daha dayanıklı. Yani profesyonel oyuncu hakikaten e, eski çok hızlı eskitiyor ekipmanlarını. Tabii. Dayanıklı olması avantaj. Ya ben mesela şunu isterim profesyonel oyuncu faresi falan diyorsan. Ben e, şu alttaki farenin işte ayaklarının biliyorsun hmm. ona biraz firmalar skate falan diyor. Aşınıp aşındığını, <laughs> yok olduğunu, eridiğini gördüm. Tabii ki. Çok kullananlarda. Mesela onlar değişir, değişebilir olmalı. Ve ya yanında çıkmalı ya da bir şekilde satılmalı. Evet. Ben bunu isterim. Yanında çıksa iyi olurdu. Yanında çıksa 20 tane o falan. Onu satan firma verdi. Ben almıştım. Onu satan firma var. Falan. Tabii. Şey oluşuyor, sektör oluşuyor. Sektör oluşuyor. Ee, yani benim aklıma gelen bir ihtiyaç bu. Klavye tarafında biliyorsun makro kaydı çok önemli bir şey. Daha çok FPS'lerde değil de işte World of Warcraft benzerlerinde makro kaydı, işte çağırma makroyu. Şimdi artık ışık varsayılan özellik oldu. Hmm. Ve ışıkta normal tek renk değil 16.7 milyon renk aydınlatma oluyor. Evet. RGB LED'lerle, RGB LED'lerle sen seçiyorsun. Her düğmenin rengi ayrı olabiliyor falan. Güzel şeyler ama oyuncuyu ışık olayı oyuncuyu etkilemez. Evet. Oyuncu zaten ezbere basıyor o tuşlara. Neyse Kingston çok uzatıyoruz evet. bu etkinlikleri. Artık toparlayalım. Kingston ne anlattı? Kingston'da abi şey basını bir araya getirip bir hani e, bazen şey oluyor ya biz buradayız <laughs> demek için hmm. e, networking yapma etkinliğiydi. Ha, e, o zaman bir şey yoktu yani şey olarak. Tamam. Teknoloji olarak Dinleyicilerimize şey aktarabileceğimiz bir şey de yok. Yeme yok. içme. Evet. Oyun desek Bir daha takım doğru. medya... Yani. Ha şey etkinlikler var. Bir takım medya eğlendi. <laughs> evet, tamam. Çok eğlendik. Beni davet etmediler. Seni davet etmişler. Tek yani seni de de işte. Onlar bazen gelmiyor şeylere. Bültenler şey ee, davetleri. Sana selamları var çok. <gülüyor> <gülüyor> Aleyküm selam. Ee, 13 Aralık Cumartesi... Hour of Code etkinliği Türkiye'de. Türkiye'ye evet. ayağı yapılacak. Bu bütün dünyada gerçekleşen bir etkinlik, bir saatlik bir mini eğitimle çocuklara bilgisayar programlama nedir, işte bir nasıl program yazılıyor falan temel bilgi veriliyor. Hmm. Hani bir fikri olsun diye bir saatte ne yapabilirsin ama bir fikri olsun bir şey olsun. Bir... Ya şey anlatılıyor aslında temelde algoritma. Evet. Yani programlama tabii ki komutlar falan filan yok da onu evet. çok basitleştirmişler. Böyle sağa sola sürükleyerek. Bir karakteri hareket ettiriyorsun. Obama falan da katıldı. Buna Amerika'daki ayağına. Şimdi bu cumartesi yani 13 Aralık'ta Türkiye şey var. Türkiye ayağı var. Bunu da 5 yaşından şimdi dur tam söyleyeceğim. 5 yaşından 5 yaş ve üstü çocuklar katılabiliyor. Bu ben, arada bir yere katılman gerekmiyor. İnternetten de yapılabiliyor bunlar. Yani ama o etkinliklerde işte, farklı bir şey yapacaklar mı bilmiyorum ama e, bu örnek siteleri falan var. Hour of Code. Türkçesi de var. E, merak edenler girsin. Hour of Code. Zaten bir saatlik yani aslında slash şey var. tr etkinlik e, adresi. Ben onu başlığa da ekleyeceğim. Evet. İlgilenen arkadaşlar bu bir bilgisayar kültürü etkinliği. Bizim Güzel. de sevdiğimiz bir şey. İlgilenen arkadaşlar bir şeyler kesin tad alacaktır bundan. Bir, evet. bir şeyler kazanacaktır. Biz de destekliyoruz. Ve sonunda gündemle ben tabi Sonunda evet. 4G için yeni tarih. Bizi zaten dinleyenlerin %60'ı kapadı. Sana göre geliyor. Şimdi başlayabiliriz. 4G için yeni tarih 2015 sana. Bakan Bey böyle bir tarih vermiş. Hı -hı. Ee, 4G çok konuştu abi. Bütün katıldığımız yerlerde, etkinliklerde hep 4G, 4G, 4G. Artık hani bakan da konuştu. Ulaştırma Habercilik ve Denizcilik Bakanı. 2015 yılının sonlarında 4G'ye geçileceğini söylemiş. Evet. Böyle bir rakam e, tarih telaffuz etmiş oluyorlar. Ha, dedi yapacak kes. artık. Evet. Ee, telefonlar falan artık uyumlu herhalde. Pek de bizim bir şey yapmamız gerekmiyor. Yani herhalde. Yeni bir telefon varsa bu civarda ıı, alınmış. Herkesin cebinde 4G te destekli telefon var. Kotalar ee, ne olacak acaba? Benim derdim o. Yine kotayı da arttırmayacaklar bence. Ama bu kadar hız 10 kat artacak diyorlar abi. 10 kat hız artıp da kotalar aynı kalırsa fena evet. kıyım olur. Bir miktar yükselir herhalde. Yani bir parmak bal çalarlar tabii de. Fiyat da yükselmesin de. Evet fiyat yükselmesin de o dönemde. Benim ee, hızdan yana bir şikayetim yok. Yani Değil bir çok dahaki çok. sene bu zamanlar belki konuşuyor olacağız öyle mi? Evet evet evet. evet, evet. evet. Evet devletin yazılım alanının alımında yaptığı bir hata nedeniyle sakıncalı kişiler ülkeye girmiş. Evet bir devlet bir yazılım almış. Hı -hı. İhaleye çıkmış bu Suriye'den gelenlerin girişinde kaydını yapacak bir yazılım almış. Yazılım 7 milyon lira yani of. eski parayla 7 trilyon değil mi? Hı -hı. Milyon trilyon oluyor. Nasıl bir yazılımsa? Bu arada kim sattı falan belli de değil. Yazılım nedir belli değil. 7 milyon ee, çokmuş ya. İnanılmaz bir rakam. Emniyet. Ama tabii acaba bu, sadece yazılım mı? Altyapı, sağlayıcı hani veri tabanı falan da mı? destek içindedir hepsi. Bu, bu yazılımlar Çünkü şey çok olmuyor. Çok çok yüksek bir rakam abi. Çarşıdan gidip e, Call of Duty alıp gelme gibi olmuyor. Yanında hatta firmanın elemanları geliyor seninle çalışmaya başlıyor falan filan. Her neyse ne, neyse ne 7 milyon lira bu para güzel güzel ödenmiş. Eee 2 Ekim ayında hatta eksik gelmiş bir de 390 bin lira daha ödenmiş Oo. daha sonra fakat <laughs> sonra şu fark edilmiş bu yazılımın e, bir adam geldiğinde Türkiye'ye gireceğim diye yazılım bu adam aranıyor mu bu adam kara listelerde mi aranma Sakın listelerde mi kişi bunu bile kontrol etmiyormuş. Dolayısıyla da ne olmuş bu 7 trilyonluk yazılım çalışırken ülkeye 5 bin tane 600, 600 bin Suriyeli'yi kaydetmiş ama arada 5 bin tane normalde girememesi gereken sıkıntılı adam girmiş ki bunların kayıtları aslında şeyde var. Emniyetin veri tabanında evet, ve evet. o Ama yazılım bakmadığı Adalet için var. Bu yazılım onu bakmamış. Ya burada ya acaba burada şey, şey mi şey var? var? İhalede şartnameye falan mı yazmadılar yoksa alan adam mı kontrol etmedi? Hani bunun sonuçta onay veren bir merci var değil mi? Valla bunun kimse bu dangalak bunların canının sonuna kadar yakılması Yanması lazım. lazım abi. Firmanın da satan firmanın da kenara çekilip ağzının burnunun kırılması lazım. Bu ne abi 7 trilyon ya. Nasıl alıyorsunuz kardeşim bunu? Biz bir oyun alacağız 2 saat şeyini araştırır <laughs> incelemelerine bakıyoruz. 7 trilyonluk yazılım alıyorsun güvenlik amaçlı adam aranıyor mu onu kontrol etmiyor. E neyine ne, boyuna posuna bakıyor onu da tabiyesi geçiriyor demek ki. Rezillik bu. Öyle. Rezillik bu. Sorumluların canının ciddi şekilde yanması lazım. Tabii ki öyle bir şey olmayacak. Evet, Türk Telekom müşteri kaybediyormuş, ama kullanım oranında düşüyor ama kazancı artıyor. Aslında bütün sektörde böyle bir şey var. Yani herkesin kazancı artmış. Müşteri Şu sayısı BTK azalmış. BTK bir rapor yayınladı. Evet, Hı. hep yayınlıyor ya onu. Oradan alınan bir şey. Tabii. Onun zaten süper detaylı bir linkini biz koyduk. Valla Türk Telekom'un müşteri sayısı azalmış, Sabit tat, kullanıcı sayısı azalmış. Hat sahiplerinin de konuşma süresi azalmış. Evet. Buna rağmen kazancı artmış demek, demek ki kendini daha karlı hale getirmiş. Alternatif servislerden işte evet. zaten ya, diğerleri he, diye evet. geçen. Diğer diye bir kalem var, orası feci artmış ama diğerde ne ne geçiyor acaba? Hmm. Onun evet. ayrıntısını bilemiyoruz tabii. Evet. Ve yine şey numarası var. Bu vazgeçmiyorlar şundan Levent abi inatla. Geniş bant abone sayısı 39.8 milyon. Hmm. Ama bak dağılımı bak şimdi. 6.7'si DSL, 1.3 bilgisayar, 29.8 e, cep, bini kablodan, 1.4 milyonu fiberden giriyormuş. Hmm. E, dolayısıyla sen burada hani 29 milyon cepten ama biliyorsun orada bir de şey verisi var ne kadar kullanılıyor. Yani... Evet. Cepten internet kullandı. kullananların 8 milyonu zaten 0 ila 5 megabayt kullanıyormuş. Yani evet, abi. Kapalı yani neredeyse. O zaten rahatları. telefonun kendi kendine yaptığı iletişim sana evet. sormadan. Bir şey kullanmak değil o. Update var mı diye sunucuya soruyor. Sunucudan cevap geliyor. Ama update'i de indirmiyor yani. i̇şte <laughs> 5 megabayt. O, o, şey <laughs> o yani. evet. 11,5 milyon kişi 100 megabaytın altındaymış. Şimdi e ben sana şunu da söyleyeyim. Yani bu ben... geniş bant değil yani. Değil. Bu gündeme ekleyemedim. Amerika'da bu hafta bir karar çıktı. Şu iletişimi düzenleyen Amerika'daki FCC'den 10 megabit olacak minimum diyorlar geniş bant dediğin şey. Bizde bir geniş banttı. Daha doğrusu şöyle bizde 50 56K modemden sonra gelen her şey doğru. Evet. Geniş bant kabul edildi. 56K modemden sonra kablo net 128K'la falan gelmişti. Oradan itibaren her şeye modem olmayan, dial-up modem, çevirmeli modem olmayan her şeye geniş bant deniyor. Evet. Amerika'da mahkeme böyle karar verdi. 10 megabit olacak minimum diye. Mantıklı. Böyle bir sınır koysan bu rakamlar dökülür. Dökülür. Çünkü 8 veriyorsun ADSL'de. Daha aşağı veriyorsun. Altı 6 veriyorsun. Dökülür. Bizde her şey geniş bant. Yani şöyle bir toparladığım zaman abi Türkiye'de hani mobilya saymazsan 10 milyon insan şu anda hani abone. Geniş bant abonesi. Bu. Ya bu rakamlar işte güzel gösteriyor istatistikleri. Evet. 10 milyon geniş bant abonesi falan diyorsun. Uygulamada farklı çıkıyor. Farklı çıkıyor. Rakamlarla oynamak herkesin sevdiği Şimdi bir şey. Yeri. Kavramlarla evet. oynamak. Sonra sen geliyorsun. Burada işte 4G'den bahsediyorsun. Adam 0.5 megabit internet kullanıyor. Evet. Ama aldığı telefonda 4G var. O da ayrı bir sorun. Bir acayiplik. Ya geç kaldığımız için abi 4G olayında bizim ülke olarak. Şimdi 4G'yi herkes istiyor. Buradaki tabii ki amaç bir de e, hani insanların işte 4G'ye kavuşması değil. Bir sürü adam 4 g geldiğinde benim telefonumda 4G yok diyecek ve değiştirecek. Ha bir şeye yarar yaramaz. Yani yeni bir şey çıkmış. Seninki 3G, Çarşıdaki telefon 4G. Yani. Adam değiştirecek, kullanması da değiştirecek. Çünkü 4 3'ten büyüktür. <laughs> Ee, o yüzden herkes bunu istiyor. Herkes kazanacak. Telefoncu kazanacak. Üretici telefon üreten kazanacak. Valla Levent abi bir tane genç arkadaş kafamın etini yiyor. G2 almış. Tamam. Ee, i̇stediği tek şey şu. Abi diyor nasıl emin oluruz bunun kesinlikle internet iletişimi ku kullanmadığında. Zaten data paketi yok. Mobil ama, datayı kapatacak. Evet, hiç hiç ama ondan da hani, on, kaza ara bile bir şey olsa onun için felaket olacak demek ki hiçbir şey istemiyor. Şimdi bu G2 bin tane update alıyor güvenlik bilmem ne. Evet. Hiçbir şeyinden faydalanamıyor. Ama G2'si var çocuğun. Yani onun şeye tahammül yok. Bir megabayt bile çıkmasına tahammül yok. Ama ge cebinde G2. O zaman niye akıllı telefon? Wi-Fi'dan bağlanıyordur diye umut edelim. Yani, yani Belki yani. bir kuruş bile mobil data harcamak istemiyor. Ya çünkü akıllı telefonun bir anlamı kalmadı ki yani Öyle oluyor evet. da herhalde o Wi-Fi'dan bağlıyordur. İnşallah. inşallah. Ee, ekstra para harcamak i̇nşallah. istemiyor demek ki. Telefonu zor aldı demek ki i̇nşallah. imkanı. Evet. Öyledir diyelim. Ha Zamanında şeyi gördük tabii ki iPhone'u alıp da bunun nasıl interneti kapanıyor diye topik açanları hmm. mesaj modalarında gördük. Ee, ya da çünkü, işte kontörüm bitti 2500 liralık telefon elde. Evet. Kontörüm bitti diyenleri Arkadaş falan çünkü, da gördük. Pek, arkadaşın durumu özeldir. Evet Wi-Fi'den de bağlanıyormuş gibi gelmedi bana. Bayağı konuştuk onunla. Ama o böyle. şeklini sevmiş evet, demek şeklini ki. şeklini sevmiş. Telefonu sevmiş. Şimdi gıyabında çok konuşmayalım. Hmm telefonu sevmiş demek ki. Yani şeyler gerçek hani o rakamlar hakikaten öyle. Hani 0.5 megabayt olayı gerçek yani. Var bu insanlar sana. güncellemeyi yapmayan adam evet. var. İndirmekten değil. Telefon yavaşlayacak bilmem ne diye güncellemeyi yapmayan adam var. Biz biraz tabii tekno izleyicisini gördüğümüz için bu insanlarla çok fazla onlar da güncelleme <laughs> olmasa bile <Evet. gülüyor> korsan indiriyor, şey indiriyorlar. <laughs> unofficial firmware indiriyorlar evet. ama dışarıdaki manzara farklı. Evet. Biz kendi Tekno seyircilere göre konuşmaya devam edelim. Öyle olacak. O yüzden dinliyorlar. Şimdi e, bu arada e, başka bir gündem konusu daha var. Bakanlıkla ilgili hatta yerli telefon üreticileriyle ilgili. Evet bu haftanın olayı. Olayı. E, şimdi e, hatta önce kim olduğu belli olmadı. Sonra bulundu. Vestel. Zaten başka girişimi. Var evet yerli telefon yapan başka firma yok. Çoğu etiket zaten. Evet. Bizim bu incelediğimiz Casper'lar falan hepsi etiket. E, Vestel istiyor ki... E, yani kendisini koruyacak yerli üretim tabii onun başlığı tedbirler alınsın. Bu tedbirler ne tabii ki de yurt dışından ithal edilen telefonlara ekstra vergi gelsin. Vergi gelsin Daha ki benimden satayım. Ekstra. Evet. Daha pahalı olsun, alınamasın. Valla ben bilmiyorum. Hani tabii ki yerli üreticiyi falan desteklemek isteriz de. Yöntemi bu değil abi. Bu Bence ne yani ya? Ya bu kolaya kaçmak. Yani sen uluslararası rekabet et ki edebilecek evet. durumun da var. Evet. Bir de yani bir de, Vestel neleri kendi üretiyormuş ki? Onu o da getirip burada birleştirmiyor mu? O da getirip mu? birleştiriyor mecburen tabii ki. O tasarımı e işte yaptı. Onlar... ya bu Venüs'te tasarımı da kendileri yaptılar. Hani bir yerden hmm. etiket falan basmadılar ya da hazır bir telefonu burada monte etmediler. Venüs hakikaten Vestel'in tasarımı. Ama içi senin dediğin gibi dışarıdan. Bir de yani bu işte şey de saçma ki. Mesela Apple iPhone'u Çin'de ürettiriyor. Hı hmm. Ee, ve Ama yani, Çin bu değil işte. Kimse sormuyor ki onun ne olduğunu. Çünkü iPhone, iPhone adam oturtmuş, üstüne koyduğu artılarla beraber onu bir ürün haline getirmiş. Nerede üretildiğinin ne önemi var? Evet. Ya şimdi bu istenen şey felaket bir şey. Şimdi tamam, e, karşısındaki canavar gibi üreticiler varken Vestel'in telefon satması zor. Bir kere maliyetin kurtarmayacak. Sen Türkiye'de üretiyorsun, adam Çin'de üretiyor. Çin'de neden üretimin ucuz olduğunun bir sürü nedeni var. Şimdi tekrar girmeyelim o konulara. Geçen haftalarda konuştuk. Nakliye ta Çin'de üretilmesine rağmen Türkiye'de da Türkiye'ye onu alıp gelmek daha ucuza geliyor. Rekabet edemez evet. Dünya markaları var karşısında. Ama işte akıntıya karşı kürek çekmenin de <laughs> bir manası <laughs> ama var ama. bu şey ha? değil. Telefonlar pahalı. Ne kota gelsin. Ne olacak? İnsanlar şey, kara borsa böyle el altından işte G2 geldi mi abi bilmem ne Fiyatlar yükselecek. Ee, şey, şey sıraya girilecek bilmem ne telefon önünde <laughs> telefoncu önünde telefon sıralarına falan girilecek. İnsanlar vaz mı geçecek sanki? g 2 almak isteyen G3'ü almak isteyen Xperia'yı almak isteyen almayacak mı? Hmm. Fiyatı yükseldi ya da şey yurt dışından getirecek daha da engellemeye çalıştıkları şeye daha da abanacak millet. Artı şey başlayacak işte bin türlü numara başlayacak yani. Bu telefonlar girecek bu ülkeye. Kota koyacaksın. Kaçak başlayacak deli gibi. Ay bir de bak şey çok tehlikeli bir şey. Mesela biz burada Casper'ın ürünlerini inceliyoruz. Markanın geçmişte yaptığı hatalar bugün bile unutulmamış. Hep tepki geliyor. Üstüne yapışıyor. Insan, evet üstüne yapışıyor. Şimdi sen de Vestel olarak yeni bir gelişme yapmışsın. Güzel bir telefon, yani kendi telefonunu tasarlamışsın. Her evet. şey güzel. Ama bu buraya saparsan bu sefer nefret çekeceksin üzerine kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. üzerine şey çekersin. Negatif elektrik çekersin. Ya zaten bu şey böyle olacak diye bir şey yok. Hani böyle bir kulis yapılmış. daha hani ortalıkta bir başvuruda bulunmuşlar evet, bir da, Karar yok yani ama bir şey çıkması zor bence yani çünkü çok saçma. <laughs> Tepki gelir bunu. Tabi. Bakalım orada biz Serhat Ayın'ın eleştirel bir yazısını da linkledik. Hmm. merak edenler Görüş açısı edinmek için görmek için onu da okuyabilir evet. ee... abi şeyleri falan yapmaları daha mantıklı değil mi böyle e, donanım üzerinden zorlamak yerine yazılım üzerinden bir geliştirme yapsa farklı bir şeyler sunmaya çalışsa onu işte Türkiye'de hakikaten öğretirsin Belki daha da ucuza gelir Evet e, Hatta belki dünyaya satarsın İyi bir şey yakalarsan eğer bir de şimdi dünyaya bakıyorsun Google kendi telefonunu sattırmak için fiyatı kırdırıyor kendi çekiyor aradaki hı hı. farkı Asus'a diyor ki sen bu Nexus tablet'i 200 e, 200 dolara sat hani 250'ye mi mal ediyorsun İşte ben 50'sini ben çekeceğim diyor hakikaten bu var var bu evet. şekilde Nexuslar bu yüzden ucuz ama mesela Türkiye'de değil işte Türkiye'de değil Amerika'da böyle evet ama bizde işte ucuzlukla değil, şey diğerinin fiyatı artsın. Ben ucuzlatmayayım hmm. ama diğerinin fiyatı yükselsin de öyle benimki satılsın. Ben kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Ve buradan hayırlı hiçbir şey çıkmaz. Vestel'e de bir şey yaramaz. Söyleyeyim bu olsun. Sanma ki millet gidip Vestel alacak. Kötü değil. Kötü değil. Ben sana söyleyeyim bak T50 güzel telefon. Vestel'i görmedik daha. T50 güzel telefon. Güzelli de şöyle. Tabii ki fiyatıyla şeyle güzel. Yani Xperia tabii. tabii ki daha güzel telefon. HTC M8 daha güzel telefon ama T50 de kullanırsın. Evet. Kötü telefon değil. Ve bunların desteklenmesi lazım. Aa, yöntem bu olacaksa ben yokum bu oyunda. Hı hı. Sony saldırısının dayankaları devam ediyor yani abi. Bir sürü şey çıktı. Evet, dünyadaki bu Sony'ye yapılan, Sony'nin firmasının eskiden web sitesini falan çökertiyorlardı. Bu sefer evet. Sony'nin Sony sinema bölümünün içine girdiler. Evet. Oradan da her yere girmişler zaten ve deli gibi içerik ağ üzerinden kaynak çalmışlar. F-Secure konferansında bu da konuşuldu. Bangkok'ta bir otelden gerçekleştiği saldırının bulunmuş. Fakat tabii kim olduğu belli değil. Ama arkasında bir büyük, büyük abi olduğu belli. Şimdi bir kere tahmin edilen şeylerden birisi oldu. Hackerlar şimdi Sony'nin bir çektirdiği bir komedi filmi vardı The, Inter The Interview diye. E, iki kişi şey yapıyor. Kore Kuzey Kore başkanıyla röportaj yapma hakkı kazanıyor Amerika'dan Amerika'da da işte Amerikan kuruluşları da bu şahısları kafa kola alıp suikast yapın. Hani yanına kadar adamın gireceksiniz, gireceksiniz suikast yapın diye. Bu adamları zorluyorlar buna ama bunlar ajan maşan değil. <laughs> Gazeteci. Komedi filmi yani bu e, aslında. Komedi filmi işte. Komedi zaten oynayanlar da işte komedyen. E, fakat işte Kore'nin bu filme gıcık olduğu, bu fikre gıcık olduğu tahmin ediliyor ee, ve bu filmin yayınlanmasını istediği tahmin ediliyor. Zaten şey olmuş. Ee, i̇şte hackerlar da bu filmi de yayınlamayın diye şey yapmışlar. Talep getirmişler. Şey i̇şte yayınlarsanız biz de şöyle sizin bilgilerinizi bence hedef saptırıyorlar. herhalde. Yayınlayacağız falan. Olabilir. Olabilir. Ee, ama bu bir bağlantı var gözüküyor. Ee, şimdi bir yandan bu. Bir yandan firmanın Hakikaten yazışmaları, dokümanları falan ele geçirilmiş. Sürekli dışarı, her gün yeni bir şeyler çıkıyor dışarı. Mesela işte bu, o artık detaylar, bunları da birileri oturup okuyup okuyup ayıklıyor mu, ne yapıyor? <laughs> Mesela Steve Jobs filmi bir tane daha olacak ya. <laughs> şey istenmiş, Tom Cruise oynasın istenmiş. Olmamış işte firma içinde böyle şeyler geçmiş. Bayağı kişisel yazışmalar evet. yani. Dedikodu seviyesine gelecek şeyler artık. Evet, evet böyle. Ee, şeyler konuşulmuş. Bunlar sızdı. Yani bizim için ne konuşulduğu şey değil. Önemli olan firmanın bu kadar özel yazışmalarının işte ortamalı olması. Ünlülerin kullandıkları takma isimler varmış. Otele falan hani çekin yapılacağı zaman bu gerçek ismiyle değil. Bu isimlerle check yapıyorlarmış. Bütün işte Tom Hanks'ı falan bayağı şöhretler. Bunların da bir listesi varmış. <laughs> Bu internete dağıldı. Ee, başka neler var? Sony, Google'la ve Amerikan hükümetiyle bir araya gelip şu korsanlığı şey yapalım. Nasıl çözeceğiz? Nasıl çözeriz diye yapmışlar. sık sık muhabbet ediyormuş. Bu şey sızdı. Bu yazışmalar sızdı. Eğer takip etmek isteyen varsa detayları da var. Şimdi ilginç e, detaylardan birisi de şu. Netflix var. Biliyorsunuz Netflix'i. E, film kiralama firması Türkiye'den e, Türkiye'ye hizmet vermiyor. Türkiye'den ya da işte dünyadan kullanıcılar VPnle Amerika üzerinden çıkıp Netflix kullanabiliyorlar. Tabi Bedava bir hizmet değil. Parasıyla Parası, kullanıyorlar. Parasıyla. ...parasıyla ki film kiralıyorlar. Sony buna çok gıcık olmuş. Netflix'i bayağı bir haşlamış. Siz korsanlığa çanak tutuyorsunuz... ...bunu engellemiyorsunuz diye. Bu arada neyi engellemediğini de söyleyelim. Ee, şu var... ...şimdi sen e, herhangi bir beleş servisi... ...VPN ile izleyebilirsin. Doğru. Ee, ama Netflix üyelik istiyor ya... Tamam. ...günün sonunda sen kredi kartını gireceksin. Tamam. Yani... Netflix canı isterse senin kredi kartının Türkiye'den geldiğini görüp engelleyebilir. Yani abone olmanı engelleyebilir. Yani doğru da... Ama onu da çözersin ki açarsın bir Paypal hesabı bir şey varsa tabii destekliyorsa. Evet isterse işini çok zorlaştırır. Ya zorlaştırabilir işte. Tamamıyla yani inatlaşırsan senin de elinde bin tane silah var. Ama tabii zorlaştırmak şey. Ya da şunu söyleyeyim. Ya kaç kişi var çevrenizde net VPN'le yani, Netflix'e çıkan Allah yok. aşkına? Benim yani, çevremde yok. Ne bu ediyormuş demek? Ha, benim çevremde yok. Türkiye'den bir kere adam gibi bağlantın olacak, güzel, kotası yüksek ya da kotasız VPN ona da parayla abone olacaksın. Onunla hani, Netflix'e çıkacaksın da o bu kadar sinema tutkusu olan kimse benim çevremde yok. Başka bir şey örnek verip ben ne yapıyorum? VPN'i şurada kullanıyorum. Mesela şimdi Amerikalı meşhur talk show'lar var işte Conan O'Brien'ler vesaire. Bunlar evet. abi özellikle son çeyrekte birdenbire izlenemez hale geldiler Türkiye'den. Hmm. Hatta açık açık yazmışlar avukatları suçlayın diye. Tabii. Kusura bakmayın tabii. yazıyorlar. Burada da şey de söyleyelim sen söyleyeceğini unutma parantaz içinde. Hani Türkiye'ye gıcık oldukları için yok, değil. Yok. Bir sürü ülke. Hmm. Birisi de Türkiye. Amerika dışına Amerika dışı. Mi? Evet. evet. Ee, i̇şte bunları şovları tak diye yani VPN bile Bazen trailerları bile. Tabii. Walking Dead'in trailerı yayınlanıyor mesela çıkacak diye. E, basıyorum tam meşe gördüğüm haberde evet. diyor ki senin ülkende evet. yayınlanmıyor. Haber izleyemiyorsun bazen. Haberden izleyemiyorsun evet. O yüzden VPN'i hani o anlamda kullanan vardır ama senin dediğin gibi Netflix'e gireyim üye olayım diye hani çok büyük risk zaten. Ya şimdi bizi bizi binlerce kişi dinleyecek. Dinleyenlerden varsa ha, bizi bilgilendirmek için, inatlaşmak için değil, bilgilendirmek için deneyimlerini anlatsın. izleyebiliyor mu? HD izleyebiliyor mu? İşte bak mesela bir soru sana. Şimdi sen Netflix'e üye oldun ama böyle şeyle, hileyle hurdar yani senin hizmet almadığın bir ülkedesin. Yarın öbür gün Netflix seni engelledi ama paranı da almış. Hadi bakalım ne olacak şimdi? İşte refund parayı verecek. Yapacak mı? Verir. Ya o büyük olasılıkla 10 dolar için uğraşmamak verir ama ya Sony'nin sonuçta işte böyle bütün çamaşırları ortaya dökülüyor. Hmm. Arada böyle bazı sanatçılar hakkında ya bayağı bir kötü konuşulmuş falan. Tabii. Her şey ortaya dökülüyor. Burada önemli olan o dökülenler falan çok da derdimiz değil. Önemli olan bir firmanın böyle rezil rüsva olabilmesi. Sony alıştı artık abi. <laughs> Ama bu kadar içeri girmemişlerdi. PSN'de falan bize zarar veriyorlardı. Artık firmanın içine de girip mahvettiler. Evet. Sony ban kapatayım mı nerede e Artık bütün maddeleri konuştuk. Evet. Lenovo'ya bak e, bir bak geçelim. Amerika'da sattığı bazı bilgisayarların elektrik, elektrik, elektrik kablolarını topluyorlarmış. Evet. Bunu e, 500 kablo evet. değil yani. buradan hani alıp da getirmiş falan varsa, değil mi? Kendisine e, şeyi 2011-2012 arasında satılmış bazı IdeaPad modellerini kapsıyor. Hani bu kablo zaten ucu Amerikan türü fiş. Hmm. Bunu Türkiye'de kullanan varsa ucuna adaptör takıyordur. O zaten başlı başına bir risk çünkü gayet uyduruk oluyor. Ama benim önerim zaten kullanıcılara böyle İngiltere'den, Amerika'dan gelmiş laptop kullanıcılarına tavsiyem kabloyu zaten değiştirmeleri. Çünkü ucuna öyle adaptör, mü? adaptör. Hele bir de İngiliz fişleri biliyorsunuz tokmak gibi oluyor. Evet. Ben onun yerine yerli kablo koyuyorum. Adaptörle falan da temassızlık yapıyor çünkü. Uğraşmıyorum. Fakat böyle kullanan, IDpad getirmiş 2011 yılında da kullanan varsa bu haberdeki linki incelesin. Evet. Ee... 1 liraya, 2 liraya bu işi halledebilir. Hiç öyle bence değiştirmekle falan uğraşmaya da gerek yok. Ee, şey, düz çarşıdan bir kablo olup Hı -hı. devam edebilirler. Bu haberi daha önce haberini yapmıştık. Ee, İspanya'da Google haber servisini kapatacak diye bir haber vardı biliyorsun. Evet. Ee, artık hani o gerçekleşiyor. Orada bir kanun çıktı. Kanun çıktı evet fikir hakları ile ilgili değil mi? Evet. Gazeteleri falan alıp Türkiye'de de var Google'ın haber servisi evet. başlıkları ve işte içeriğin bir kısmını alıp ama asıl kaynağı gönderiyor sonuçta hmm. yani alıp da direkt çalıp kullanmıyor. Evet. Evet. İspanya'da ne akla <laughs> hizmetse böyle ya bir şimdi kanun çıkarmış. Şimdi orada sen bir şey var. Ben Google'ın haber servisine girebilmek için takla atıyorum. Evet. <laughs> değil mi? Ya orada şöyle bir şey var. Hani yabancı yayınlar diyorlar ki kardeşim. Adam Google News'tan okuyor haberimi, benim haberimi okuyor, bana gelmiyor. Hı. Buna itiraz ediyor. Baş, bir itiraz noktası da şu Levent abi. Google'ın iddiası şu, diyor ki kardeşim bu News hizmetinden ben para kazanmıyorum. Dolayısıyla bunun içinde olan insanlara da, yayınlara da para vermem mümkün değil. Bu iddia bu. Ee, ve hani kimse buna inanmıyor. Yani Google'ın oradan para kazanmadığına kimse inanmıyor. Ama bu aynı şey abi. <laughs> arama servisine de itiraz et o zaman. Ya çünkü mi? o haberler o kadar ondan daha hani birazcık daha ayrıntısı var. O kadar bütün haber yok benim bildiğim kadarıyla. Peki Ya şöyle tatmin ediyor. Hı -hı. fikir fikir edinip Heh. gidiyorsun. Ben, gazetede Ama şimdi mesela biz beleşe gelsin diye gazetecinin önünde gazeteleri okuyoruz ya, başlıklarına Hı -hı. bakıyoruz ya. Benim onun bak gibi değil. Iı 30 sene alışveriş ettiğim bakkalım vardı. Ben gıcık oluyordu öyle. <laughs> bir şey de diyemiyordu. Ya gazeteleri öyle okuyorsun ya Google News'u da öyle okuyabiliyorsun. Başlıklara bakıyorsun. Zaten pek bir şey değil. Bak işte. Almanya'da benzer bir olay olduğunda oranın büyük medya devi var. Axel Springer diye. Onlar mesela engellemişler Google'u bir süre sonra. Gösterimleri o kadar düşmüş ki geri adım atmışlar. Evet. Ama yani bu işte, çok garip bir şey. Ben hakikaten anlamadım bu olayı. Şimdi de şey de yani Google'un açıklaması da burada tepki doğurdu. Yani biz para kazanmıyoruz. Bizden para istiyorsunuz. getirmişler. O da çok inandırıcı bulunmamış. Ama evet. Google telif haklarıyla üzerine geldikleri için böyle bir Hı. şey vermiştir. Evet. Savunma diyeyim. Ee, Avrupa Birliği'de de hareketlilik var. Onlar da e, Amerika merkezi e, teknoloji devlerini e, devlerini sıkıştırmaya başlıyorlar bir hatta şey var ne? takma adı Google Tax Google vergisi, Google vergisi. Hı -hı. dertleri şu hani herkes kazanıyor ama bunlar bir şekilde yolunu bulup vergi kaçırıyorlar evet biliyorsun hani yok İrlanda'da merkez açma falan bazı e, numaraları var bu Hı -hı. dev firmalarında e, bu konuda Avrupa Birliği eskiden beri şey rahatsız Şimdi de işte bu haber İngiltereden. Evet. Şimdi hakikaten bu vergi. E, evet evet. Yüzde yirmi beş yani az da değil. Evet evet. E, şeyi değiştiriyorlar. Bu İngiltereden şu anda filiz filizlenen bir şey. Neyin vergiye tabi olup neyin olmayacağını hmm. tartışıyorlar, değiştirmeye hazırlanıyorlar. Burada. E, yani bu Amerikan firmalarının yeteri kadar vergi ödemediğine inanıyor evet. Avrupa ülkeleri. O yüzden de buraya onlara bir vergi hediyesi hazırlıyorlar. Evet. Ee, zaten hani bu adamların vergi kaçırmak için neler yaptıkları bilinen şeyler. Küreselleşen ekonominin cilveleri. Evet, evet aynen. Ee, bizde de bir haber çıktı. Ee, büyük zincir mağazalar ve hipermarketler pazar günleri kapanabilir diye öyle bir düşünülen şeylerden birisi de bu. Fiili satış alanı 400 metrekarenin üzerinde olan hipermarket ve gross marketler imiş. Valla alışveriş merkezleri Almanya'da pazarları kapalı. Hmm. Ben öyle gördüm yani her yerinde öyle mi bilmiyorum. Akşamları da erken saatte kapanıyorlar. Evet. Benim bildiğim. Evet. da kapatıyor. Bizde bu şey neden olacakmış bilmiyorum. Yani insanların tabi mesela çalışanların bazı mesajları var. Diyor ki adam ben yıllardır tatil nedir bilmiyorum diyor. Ama dükkanın sahibine bakarsan adam da diyor ki ya zaten cumartesi pazar kazanıyorum. Yani Kiram de deli gibi, çok masrafım ciddi deli gibi. Gelir buna. Çünkü hafta sonu Abi, yaptıkları bütün hasılat neredeyse evet, hafta sonu. Hepimiz hafta içleri de gittik böyle yerlere. Nasıl sinek avladıklarını görüyoruz. Evet, yani, boş oluyor bir tek hafta sonra hakikaten bir iş yapıyorsa yapıyor. bir de Almanya dedin ya sen. Türkiye'de bu alışveriş merkezlerinin sosyalleşme mekanı diye bir ekstra özelliği de var. İçinde evet. tiyatro, var. Evet, sinema var. <laughs> Sinemalarını <laughs> hep alışveriş tabii, merkezlerine girdi kullanım. mesela. Evet. E işte bak çocuklar için bir sürü etkinlik falan oluyor. Anadolu yakasındaki alıp evet. IMAX, Akasya şeyde içinde. Tabii. Orası da mı kapanacak şimdi böyle olunca? Şimdi burada şöyle bir şey var. Oradaki ben işte yıllardır tatil yüzü görmeden çalışıyorum diyen çalışanın da bir hakkı var. Var Fakat vardiya sistemi olması lazım. Hmm. Yani dünyada biliyorsunuz hani 7 gün 24 saat açık olan bir sürü dükkan vardır. Restoranlar bile var. Yani İşkembeci bile kapanmaz yani. Hep açıktır. Ama aynı adam köle gibi orada 24 saat çalışacak ya. 7 yani gün çalışacak. Geçen hafta yaptığımız tabii. şu şeye geliyor işte. Biraz çalışma istatistikleri vardı ya. He. Evet yani Burada da bir vardiya sistemi olur. O zaman gönüllü çalışır insanlar. Yani gönüllü dediğim ek mesai yapacak diye adam bayıla bayıla gelir. İş, çalışan bulursun. Pazar günü çalışacak adam da bulursun. Ama aynı adamı tabi dükkanın şeyi demirbaşı olmuş şekilde aynı satış görevlisini motivasyonu düşecek bir defa zaten yani adamın tabii, çalışma tabii. isteği kalmayacak. Şimdi onların haklı bir isyanı var. Var. Dükkancıya desen o da işte ben bu kirayı nasıl çıkartacağım diyecek. Alışveriş merkezlerindeki kiralar masraf belli. E, tüketici pazar günü gitmek isteyecek. Hmm. İçeri giremiyorsun. İğne atsan yere yani, düşüyor. Tüketici de çok uzun saatler çalıştığı için hafta çıkıp da bir de alışveriş Heh. merkezine gidemiyor zaten. Tabii. E, senin dediğin gibi şimdi mesela bir alışveriş her alışveriş merkezinin içinde sinema var. Hatta şöyle söyleyeyim alışveriş merkezi dışında olan kaç tane sinema kaldı? Evet. Çok az. Yok gibi. Kadıköy'de Rex falan. Var mı Rex hala? Var. Ee, pazar günü sinemayı kapatacağım dersen sinemacı o Mars sinemalığının şey mi ne vardı ya internetinizi kapatırım falan diyen o abi herhalde kalp krizi geçirir. Ee, pazar günü. Herhalde bu pek olur bir şey değil. Bir tek şeyi düşünüyorum şimdi biliyorsun. Bazı gece saatlerinde olan filmler var. Mesela sen bir çıkıyorsun her yer kapanmış ama evet. sinema açık kalıyor. Belki yani evet. öyle bir Ayar o, o biraz sıkıntı oluyor. Alışveriş merkezi kapanmış oluyor. Tek evet. başına böyle ortada dolanıyorsun. <laughs> yok işte ya da güvenlik peşinden geliyor falan filan bir böyle hakikaten gıcık bir durum oluyor. Hmm. 9 seansına falan girdin mi? 12 merdivenler durmuş bir de oluyor. durmuş oluyor. E, büyük teknoloji mağazaları da büyük alışveriş merkezlerinin içinde mesela Apple falan hep onların içine açıyor. Evet. evet. E, onlar da kapalı olacak. O da bizim teknoloji seyircileri direkt etkiler. Evet. Mağazalara da yaşamayacaklar. Bence pek mümkün değil abi böyle bir şey. Ya Öneri herkes haklı. Gelmiş ama. Herkes haklı. Yani sorunu her şeyi hep kapatalım, yasaklayalım, yıkalım. Evet. Evet. Hep bu, bu ince düşünülerek çözülecek şeyler bunların hepsi. Ya yani öyle oluyor. İşte ama bir yandan da ne bileyim zamanında eskiden bayramda gazete çıkmazdı. He. Basın gazetesi mi ne bir şey bayram evet, gazetesi evet, diye bir şey çıkardı. Bir Onu şey. basın ıı, Gazeteciler birliği mine çıkartırdı. Ee, o bütün gazetecilerin kolektif e, evet. gazetesi gibi bir şeydi. Ama çünkü basında 7 gün, 24 saat, 365 gün olan bir şey. Günlük gazete özellikle öyle bir şey. O gazetecilerin de tatili o olurdu. Mesela o gitti. gitti. O... İşte, Rekabete kurban ediliyor. Ha işte, bir şeyler. yandan da işte böyle yukarıdan bir gelip de bam diye vurup da böyle olacak demezsen... Hep çalışan eziliyor. Ya evet. şeyler falan da öyle mesela berberler odası hafta sonu mesela pazar günü tatil ilan etmezse herkes pazar günü açıyor aslında. E o açarsa sen de açmak zorunda kalıyorsun. Tabii. Açmazsan çünkü oraya gidiyor Tabii. müşteri. Bir yandan da şöyle adama mikrofonu uzatsan diyecek ki abi cumartesi de tam gün çalışıyorum. Bir sakalımı kestirmeye zamanım yok diyecek. Evet. O da haklı. Pazar günü pazar günü berber dolu. Evet. O, o da var. Ya herkes haklı. <laughs> Maalesef. Çok zor bir durum. Evet. Windows 8'e bir güncelleme geldi. 8.1'e. Ee, MKV dosyalarını doğrudan izleyebiliyorsun artık. içindeki o metro arayüzündeki oynatıcıdan. Ona gelmişti bu özellik. Evet. 10'da geleceği açıklanmıştı. 8'e de sessiz sedasız. Microsoft artık MKV formatını evet. kabul etti demek evet. ki. Ben denedim. Çalışıyor. Bir tek şeyi yapamadım. Siz de sonra denersiniz. Ee, Film çok iyi çalışıyor ama sesini ayarlayamıyorum. Hep hep maksimumda çalışıyor. Kısamadım yani. Bu arada yalnız şunu belirtmek lazım. Bu e, Xbox Video. tabi. Şey yani Windows Media Player'a gelmedi bu destek ha, yok, yok, değil yok. mi? o değil, o değil. Xbox Video yani bu onun adı Xbox. Bu arada hani Xbox Music geçen hafta da konuştuk. Orada söylemeyi unuttum. Xbox Music diyoruz. O müzik oynatıcı. Doğru. Adı Xbox Music. Doğru, doğru. Xbox'la bir alakası yok ona gelmiş hmm. durumda. Onu da artık onu kullanarak MKV video izleyecek arkadaşları <laughs> evinde zor tutuyoruz. Binde bin herhalde bir midir, 5 midir oranı. O var mı? Hmm. Alt altyazı desteği var mı? Hmm. Mesela. Yok canım o zaten <laughs> niye kullanılsın ki? Hani belki tablet falan varsa şey kullanan. He. Orada kullanırsın. Tablette olabilir. Ya bir de şöyle hem işte metro arayüzünü kullanan hala hmm. adam gibi medya player yok. Doğru bu destek birazcık ona gelecek. Microsoft kabul ettiği ödeme seçenekleri arasında Bitcoin'i eklemiş. Biraz sınırlı ama. Microsoft'tan yeni bir hamle Bitcoin'i. Bir Önce şey var 100 dolar 100 dolar hesabına para yükleyebiliyor hmm. Musun? Hmm. Ama iyi bir şey. Sonuçta Bitcoin'e destek gitgide artıyor. Evet. Hayret Bitcoin'lere işte MKB'lere destek ne oldu bu adamlara? İşte şey neydi Satya Nadella'nın Farklılıyor. Yalnız Amerika. Ya, tabii. Amerika hesaplarına. Evet. Zamanla dünyaya yayılır herhalde. Evet. Ee, bu arada şeyler de artık hani mercek altında. Şimdi hep söyledik ya giyilebilir teknolojiler. Şimdi onların da güvenlik, o da bir güvenlik tehdidi kendi başına. Onu da araştırıyorlar. Bluetooth üzerinden haberleşiyor. E tabii Bluetooth ve hani 6 pinli bir kod veriyor sana. Bu. Bu bunun... da 1 milyon varyasyon zaten 6 pin. Evet. 6 tane numara çünkü o. Harf falan vesaire yok. Doğru o da kaba kuvvetle kaba kuvvet. çözülebiliyor. çözülebiliyor yani. Yani. Dolayısıyla adam senin bütün bilgine ikisi arasında gerçekleşen cep telefonu ve saatinle arasında geçen bilgiyi alıveriyor. Ya çok kritik bilgi var mıdır onu bilemiyorum. Ya tabii. Senin sağlığınla ilgili her şey öğrenilir. İşte, sağlığını takip ediyor, dataları aktarabilir. Kaç adım şeyi an, aktarabilir. nereye gittiğini Maillerinin öğrenir. başlıklarını falan vesaire. Tabii yani, onlar da gidiyor. Kısımları, Doğru. onlar gidiyor. Ya istemezsin sonuçta birisinin o ya buna çözüm getirir getirilir zaman inşallah. Içinde. Bu çünkü çok yeni. Bunlar yaygınlaştıkça bu karşımıza çıkıyor. Bu da zaman içinde çözülecek. Synaptics parmak izi okuma sistemini dokunmatik yüzeye entegre ediyormuş. Ya bu güzel bir şey. Synaptics bu laptoplarımızdaki touchpad hmm. dokunmatik yüzeyin hmm. en büyük üreticisi. Doğru. Yazılımını da driverını da yazıyor. E ee, bunun zaten bütün gün parmağını üzerinde gezdirdiğin şeye parmak izi okuma <laughs> özelliğinin eklenmesi gayet İyi bir fikir. Evet. Tabi şey değil yine bir özel bir göz falan var. Hani öyle touchpad'e dokunacaksın da parmak izini alacak o teknoloji değil. Ama laptoplarda böyle salak salak yerlerde oluyordu parmak izi okuyucu. Şimdi güzel orada kendine bir yer bulmuş. Bence hmm. iyi bir gelişme. Secure pad, hmm. güvenli pad, yüzey demişler. Orada ikiye ayrılmış bunlar. Ee, teknoloji daha doğrusu. Mesela bir tanesinde ...CPU'ya gidiyor bilgi dokunduğun zaman. Bir tanesinde de... ...kendi içindeki çipinde kalıyor. Kendi çipi var. Evet. CPU'ya MIPO'ya dolaştırmadan... ...içinde tutuyor. Evet. Böyle de ayrılıyormuş. Evet. evet. Apple iOS 8 1.2'yi... ...çıkardı. Hmm, devamlı Kü küçük güncelleniyor. Küçük bir güncelleme. Ee, bir birden bir ikiye. Evet. Özellikle de şey için... ...çıkarmışlar. Bazı kullanıcıların... ...melodileri silinmiş zil ve sesleri. Ee, onları geri alabiliyormuşsun. Can da öyle bir şeylerden bahsediyordu. Kendi i̇şte telefonda. bir tane de adres de vermişler. Haberde baksınlar. Ee, Restore Tones diye bir bölüm, bölüm iTunes.com'dan. Ee, silinmiş olan melodileri. Tabii satın aldığın melodileri hı. bunlar. Kendi yüklediklerin tabii. değil. Ee, tekrar geri getirebiliyormuşsun. Buna yönelik. Tabii bir iki gün başka şey de var. Tabii. Ama çok büyük bir güncelleme değil. Hı hı. Eski iPod'lar 90 bin dolara kadar alıcı buluyormuş. Vesaire. da bu senin çekmecende duran iPod değil. Yok biraz özel bu versiyonlar. Özel işte bu, bu YouTube YouTube ve kutusu açılmamış falan. Hazır gibi şeyler. Olan. İşte yok ilk seriler YouTube özel serisi falan gibi şeyler de Özel olmayanlar da 20 bine falan gidiyormuş. Kutusu açılmamış özel. Ama işte kutusu açılmamış e da Tabi. Yani o da işte yeterince özel oluyorsa. Oluyor. Ya buradan bir şey çıkmaz yani. Bize bir şey çıkmaz. <laughs> Hemen çekmecelere yönelmeyin. Ya arada şey var bir de onu da söyleyelim. Şimdi hani e, bu tür değerlendirmelerde şunu üzerinde durmak lazım. Adam o parayı istiyor da satılıyor mu? Şimdi burada satılmış. Evet. Şimdi ama mesela gitti gidiyor açıyorsun sahibinden komu istiyor açıyorsun komodar 64'e 1000 lira falan koymuş adam var. Onlara sadece gülünüyor. Çünkü Doğru. 50 lira Hayır. falan değerdi, çarşıda. Ee, yani o da şey, bunu da görüp de işte komutar 64 bin lira diye haber yapmanın da alemi yok. Çünkü kimse almıyor. Doğru. Ya da gerçi şunu da söylüyorum, acaba alan var mı? Hmm. O adamları çok merak ediyorum ben çünkü antika, nadir falan. Ne nadiri? Şeyle benim odada 20. tane. <laughs> Belki de vardır ya <laughs> adam da alıyordur da. yani. Bilmiyorum ki avlayabiliyor biliyorlar mı öyle birilerini? Bence avlıyorlardır. E, o zaman satalım ya. İçeride Sıkalım bilmem abi. kaç tane Amiga 500 tamam. var. Tamam, bence de. Kendimiz Den test etmiş olalım. Ver bir tanesi, deneme maksatlı. E, Levent Pekcan'dan yani yani imzalı. Yok, öyle kendi adımı kayıttım. <laughs> Kirli bir işe yani. <laughs> test daha işte, bin liraya gidiyor mu? Sonra iade et parasını. Ee... <laughs> Enayi olduğunuz için sizi kutlarız. paranızı <laughs> iade ediyorsun. Amigamızı geri verin. <laughs> Apple ve IBM bir işbirliğine gitmişti. Onun artık hani e, ilk ürünleri galiba çıkıyor. Bayağı hızlı çıktı ya. Evet, çok <laughs> Çünkü daha, daha yeni, yeni, yeni yapmıştık. Anlaştık bunu. falan dediler. Bunlar tabi bizi ilgilendirmiyor. Son kullanıcıyı ilgilendiren uygulamalar değil. Firmalar üzerinden e, işte Apple telefonlara yüklenecek çalışanlarının evet. kullanabileceği çok böyle spesifik programlar. İşte atıyorum e, uçak havalanmadan önce ne kadar yakıt koyulması gerektiğini hmm. falan hesaplayan. Veya işte doktorlar şunu falan yapsın gibisinden. Çok böyle spesifik amaca yönelik. Ve IBM zaten bunları kurum bazında daha da özelleştiriyormuş. Hmm. Ee, hani bizi son kullanıcıyı ilgilendirmiyor ama bu kadar hızlı sonuç vermesi beni şaşırttı açıkçası. <laughs> evet. Demek ki yani anlaşmadan önce başlamış. Evet başlamışlar. Şeyler. Yani zaten bir firmaların bin tane departmanı oluyor yazılımı geliştiren bir yandan geliştirirken işte hukuk departmanı son imzayı için başka uğraşıyor falan. Evet. Bu da ilginç bir haber. Reklam engelleme yazılımları Google, Microsoft gibi devlerin hedefine girmiş. Çünkü niye? E, sebep şu. Artık engellenen, yani daha doğrusu bu engelleyici programları kullananların sayısı milyonları bulduğu için ülkelerde Evet. E, bu artık bir para ediyor. Hani şeyde, hani ne kadar ki yani şeye vurduğun zaman e, gelirlere şu kadarını biz kaybettik diyorlar bu evet. programlar yüzünden ve bu bir artık acıtan bir değere ulaşmaya başlamış. Dolayısıyla bunun da işte e, büyük başlara hani bunlara engel olun diye e, Google gibi özellikle buradan evet. para kazanan firmalar ne yapsak diye başlamışlar. Aynen öyle. Dava açarız falan filan gibisinden. Adblock'un 144 milyon aktif kullanıcısı varmış. Eh. Ve hani %69 artmışlar yani Daha da artacak tabi. Ee, valla yine hani zorla güzellik yine olmaz bence burada. E, ee, hani yani adam gider bilmem ne blok gelir. gelir. yani. Adına. Fark etmez bunun sonu şey yok da. Google ilginç bir şey denemiş. Mesela şu şeyde çalışıyormuş. Türkiye'de falan yoktur herhalde de. Mashable'da, The Onion'da ve Science Daily gibi sitelerde e, ne denir? Contributor, katılımcı diye bir hizmet devreye sokmuş. Reklam görmek istemiyorsan işte 1-3 dolar gibi bir abonelik parası verip reklamsız o siteleri görebiliyormuşsun. Ama Google reklamlarını herhalde görmek istemiyorsun. Yoksa Google tabii yaptığı o... da adblocking oluyor. E, tabii tabii. Kend, kendi reklamları. Tabii. Ama o, o, o tür siteler zaten genelde sadece onları alıyorlar. Yetiyor onlara. Ya zaten e, her zaman şey lazım. Biz mesela bunu oyunlarda diyoruz ya ya şu oyunun parası parasını vereyim alayım. Eee. Hani reklam çıkartan oyun bedava ama reklam çıkartan bir oyun oluyor. Güzel bir oyun oluyor. Diyorsun ki ya kaç paraysa vereyim de şunun reklamsız olsun. Da olmuyor işte. <laughs> burada da bir, bir miktar insan diyecektir hakikaten katılacaktır. Ya yani şunu söyleyelim biz de yayıncı tarafındayız. Evet reklam engellemek bize zarar veriyor kardeşim. Yani kesinlikle. bunun şey yok. Bunun yumuşatılarak ya da işte çevresinden dolanılacak bir şeydir. Bize kesinlikle zarar veriyor. Bu yüzden reklam engelleme denen nane çıktığı için ne yok Skin giydirme bilmem ne gibi işler çıkıyor. Reklam Hı. metotları çıkıyor. Ya da kimi site tamamıyla umudunu kesip içerik reklama dönüşüyor. Evet. Çünkü onu yani, engelleyemiyorsun. İçerik engelleyemiyorsun. Zaten. Evet. Allah evet. ne yani Zarar veriyor mu veriyor. Başka bir örnek vereyim. Şimdi YouTube örneği YouTube'da mesela kesip biçme özelliğini sana veriyorlar artık. Evet. Şimdi Kendisi de biliyorsun zaten ne yüklersen yükle kendi bir daha işliyor. Evet. Çok sıkışırsa abi senin videonu bir güzel alır arasına reklam şuraya koy dediğin yere bir gömer. güzel gömer bir daha render alır öyle evet. yayınlar hiç kimse geçemez. Evet. Ya yani evet. Bunun bir orta yolu olması lazım. Yani şeye de adblock'a da hayır diyemezsin. Yani öyle bir şey olmaz. Ama bir yandan bu böyle giderse bu başka sistemlere ihtiyaç kalacak reklam için. Bunların çözemeyeceği şeylere ihtiyaç olacak. Daha agresif daha kullanıcıyı evet. rahatsız eden şeyler çıkar. Tabii. Onu söyleyeyim. Valla bilmiyorum. Ben hiçbir zaman Adblocker falan kullanmadım şimdiye kadar. Valla ee, ben de kullanmadım. Zaten bu işin içinde olan birisi olarak kullanmam biraz ayıp olur. Şu var abi. Bazı sitelerde mesela babam çok şikayet ediyordu. Ya bu sayfalar bazıları çok yavaş açıyor diye. Onu aldım ya ben bir Asus Tabii. bilgisayar. Onun işlemcisi falan da zayıf biliyorsunuz. Bir girdim şi şikayet ettiği sitelerde öyle bir abartı kullanım var Hatlı. ki. Sitenin dört kenarında reklam ortasında haber duruyor. Evet. Haklı. Mecbur kurdum. Bir anda düze tamam ne dedi. Düzeldi şimdi dedi. Haklı. Haklı. Bir şey diyemem. Var. 20 tane banner olan şey var. Site var. Hmm. Türkiye'de de çok. Türkiye'de de çok. Haklı. O da bezdiriyor. E i̇şte. O da bezdiriyor insanları. Yani Artı... Dolaylı yoldan gene reklamların yeterli geliri getirmemesinden kaynaklanıyor işte. Ya o sırf o değil bir Hamdi. Mesela hani bu şimdi ee, mesela hem Darker Diary falan zamanında yaparken gittikçe zorlanıyorduk çünkü şöyle reklamın reklam alanlarının dergi sayfası gibi sabit olarak satılmaması gerekiyor internet reklamcılığında gösterim sayısı satılması Hı -hı. gerekiyor. Biz zamanında bunu bilmiyorduk, bize reklam vermek isteyenler de bilmiyordu. Dergi mantığıyla reklam verdiler bize vererek. Bir ay sevindim. burada benim benirim olsun, Dark Diary'de çıksın. E, tamam da bir de hani mesela güzel diyelim işler işte Asus geliyor, AMD geliyor, Intel geliyor, Seagate geliyor. E her birine bir yer ver 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 site oldu reklam galerisi. artık böyle sorunlarımız yok çünkü dönüşüm yani. dönüşümlü reklamın gösterim sayısı üzerinden satılacağını biz de öğrendik. Reklam verenler de öğrendi. Oldu. Ama hala öğrenemeyenler var işte. Ama şansını zorluyor. Reklam veren zaten tabii ki gösterim üzerinden vermek istemez. Aylık orayı kapatmak Tabii. ister. Ama bir de o zaman şeyi istiyor ama. En üstte çıksın benimki diyor. Tabii. E en üstte bir tane yer var. Yani sen bana eğer süper bir para vereceksen tamam. Ama sen bir yandan da 300 liraya bu işi 250 liraya yapmak istiyorsun. Evet. 150 liraya yapmak istiyorsun. Ama en üstte dursun ya. Popüler bir, bir yani. sitede şeyde en üstte benim reklamım bir ay sabit dursun 150 liraya. Editörlerde taş yesin bir kamyon hmm. yolluyoruz damperli kamyonla. <laughs> yani şeyde ihmal etmek lazım bu, bu reklam fiyatları o kadar düşük ki Levent abi bir anlam ifade etmesi Teşekkür. için adam resmen hani seriyor her yere bu bir de her şey boşluklar. Yanlışlıkla tıklamanı oynuyorlar. Ya onlar of, falan on, e, çok evet. çirkin şeyler tabii, tabii ki var. Artık i̇yice çünkü tıklama üzerinden tabii. kazandırıyor. Ya, Sitenin Google herhangi reklamları. bir yerine tıklıyorsun reklama tıklamışsın gibi. Bu çok açılıyor. şeyler yapıyor. Bu bazen bir şey indireceğin zaman download sitesine He, giriyorsun. Download evet, download linki. O kadar link. güzel yapmışlar ki her seferinde düşüyor insan ya. Evet, maalesef. Şimdi artık dikkatli böyle o sayfa açıldı bekliyorum. Download linkini arıyorum böyle Arıyorsun. nerede diye. Ma Çünkü mecburen. zaten onlar tuş olmuyor. Böyle küçücük bir yerde hmm. link oluyor. Hatta şöyle adam download.com'a bu şekilde banner'lar veriyor. O banner'ın renklerini falan download.com'un renklerini Aynen. kullanarak yapmış. Evet. Evet. Hakikaten Hamdi'nin dediği gibi oturup inceliyorsun. inceliyorsun hangisi reklam hangisi download linki. ya Bunların da tabii ki savunulacak tarafı yok. yok. Bunlar da lanet olası uygulamalar. Evet. Hatta kandırmak bu. Kandırmak. Kandırma. Kandırmak insanları dolandırmak. Zor tık çalmak. Tık çalmak. Bunların savunulacak tarafı yok. Öyle. Ee, Pirate Bay yine basılmış ve ama bu defa tam basılmış galiba yani tam çünkü kapatılmış. Ya daha önce de kapatılmadı mıydı? Ben mi yanlış Çok basıldı. Biliyorum? Ya hep kaçtılar. Böyle işte kapatıyorlardı ama işte bazı ülkelerde açık kalıyordu falan filan böyle başka sunucuya geçiyorlardı falan. Bu sefer şey gidip hani hosting firmasını basıp sunucularını, monucularını toparlayıp Pirate Bay'i yok etmişler. Evet, kurucularından da birisi demiş ki iyi olmuş. Ama bu kurucu şu an yok, aktif değil. Zaten Zamanında kurup bu işleri bırakan kuranlar hapiste yatmış. adam? Satmış, vermişler zaten ve hani şey diyor adam. Hani verdiğimiz firmanın ne olduğunu açıklayamayız ama hani çok para göz bir firmaya verdik. Hani öyle diyor. İşte o kurucularından neydi? Paul muydu? Peter miydi? O bayağı bir hep önde olan. Peter. Peter Sunde yani evet. Artık nasıl okunuyor Sünde. bilmiyorum Hı. İsveççe ismini. Bu çok önde olan bir isimdi Pilot Bey ile ilgili konularda. demiş ki ya artık bu site işte yaşlanmıştı. İçeri hani altyapısı falan da eski külüstür hale gelmişti. İyi olmuş demiş. Onlar da demek ki kurtulmak istiyordu. şey, Pirate Bey efsanesi Bitti mi göreceğiz ama hmm. bayağı bir <laughs> sonlanmış gibi gözüküyor. Evet. Corning firması Samsung Galaxy Alpha'da Gorilla Glass 4 kullanıldığını doğrulamış. Ya geçen hafta hazırlanıyor diye bir haber yapmıştık biz. Hmm. Ee, aslında çoktan çıkmış. Duyuruldu geçen hafta işte bir iki hafta mı ne oldu? Düşmeye yüzde bilmem kaç daha dayanıklı evet, evet. falan diye. Ama işte demek ki Samsung'la anlaşmaları varmış herhalde. Tabii. Beraber geliştirip Samsung Alpha'ya hatta bir tane daha vardı galiba. Note 4'e de sanırım olması lazım. E, evet. vermişler. Onlar Gorilla Glass 4'lüymüş. Hmm. Ama işin İngilizcanı Samsung da bunu açık açık ilk başta yazamamış herhalde. Anlaşmaları gereği mi? <gülüyor> <gülüyor> Önce onlar patlatsın diye mi beklediler? Nedir artık bir anlaşması neyse. Bu Alfa bayağı bir ilgi çekici bir telefon haline geliyor yavaş evet. yavaş. Evet. Elimize de geçmedi. Ben ifada gördüm. Güzel telefondu. Ama tabii özellikleri bakımından orta seviye bir telefon. Hani. O anlamda çok da bir şey beklemeyin. Ya Şimdi ilginç tarafı şu. Yeni bir seri. Hmm. Galaxy serisinin yanında yeni bir seri. Metal değil mi Alfa? Metaldi. İşte hani o Samsung'da yeni bir e, aile başlatıyor. Benim ilgimi çekiyor o yüzden. Yok gelince gelirse en azından beğenirsiniz diye düşünüyorum. NASA'nın yeni ufuklar uzay aracı derin uykusundan uyanmış. Hmm. Şimdi bunlar uzayda yaklaşık 3 milyar kilometre falan gidiyor. Yani söylemiş olmayayım 2 veya 3 milyar. Ee, o arada uzunca bir kısımda uykuda geçiriyor ki üzerinde elektronik etmesin. ekipman <laughs> ekipmanlar ya işte hem pili falan bitmesin. Gerçi nükleer e, şey var üzerinde. Onunla elektriğini üretiyor ama çünkü Güneş'ten uzağa gidiyorsun böyle evet. Mars falan gibi nispeten yakın bir yerde değilsin. İşte işte şeyler olmasın diye. Ne denir? o elektronik devrelerin bir süre sonra aşınmadan dolayı biliyorsunuz hata vermeye başlıyor bellekleri evet. vesairesi. Uyku modunda. Uyku gidiyor. modunda gidiyor. Sistemlerin büyük kısmını kapatıyor. Son e, uyanışını gerçekleştirmiş. Ara ara uyanıp ben buradayım falan gibi haberleşmeler yapıyordu. Şimdi bunu biz kullanıcılar olarak da yaşıyoruz. Bilgisayarı masaüstü bilgisayarlarda özellikle standby'a alırsın ama her zaman içinde bir daha açılacak mı korkusu vardır. Çünkü evet. bazen Açılmaz. uyanmaz. Uyanmaz evet kapanmıştır. Yani bu uyandığında evet. NASA'da sevinçle karşılanmış. Tabii. Demek evet. ki çünkü orada bile durum değişmiyor. Önümüzdeki <laughs> 6 ay boyunca uyanık kalacak ve işte aslında asıl görevi 14 Temmuz'da başlayacak 2015'te. Evet. Ee, Gitgide yaklaşıyor Pluto'ya ve onun Pluto ya gidiyor. aylarına diyeyim. Aa, benim en gıcık olduğum şeylerden biriydi o bilgisayarın bugün hala 2014 senesinde şu standby'dan çıkamayan evet. bilgisayarlar olması ama artık konuşmayacağım o konuda çünkü bunu gördüm. NASA bile bunu çözemedi. Gerçi tabii NASA NASA şeyin güneş sisteminin öbür ucundaki aleti uyandırmakla uğraşıyor. Ben önümdeki bilgisayarı uyandırmakla tabii uğraşıyorum. Canım. Farklı şeyler ama olsun. Demek ki uyuyan uyanmıyor kardeşim. Evet. Şey ama bak, bak, Bunlar uyanın... ama yıllar önce atılmış proplar yani. Ya, bu arada bu evet. aleti 10 sene önce gönderdiler. Heh. Tabii. Ee, şu, bizim 2006'da gibi çıkmış çıkmış. İşte iş, göreve başlayacağında 9 sene falan olacak düşünsene başındaki adam. Takip ediyor böyle ince ince hesaplamış şey yapmış. Alet uyanmıyor. Yani. Boşluğa giden bir şey. Felaket. Neyse ki öyle bir şey olmamış. Rosetta'nın verilerine göre de dünyadaki suyun kaynağı asteroidler değil diye bir çıkarımda bulunuldu. Gerçi tam da hani %100 değil ama. Yani, bir çıkarım öyle bir şey. Şimdi gözden. dünyada çok fazla su var çevremizdeki şeylere evet. göre. Ve bunun nereden geldiğini <laughs> ne yönelik? çeşitli teoriler var. Yani. Teorilerden biri işte çünkü kuyruklu yıldızlar da büyük oranda su taşıdığı için işte erken dönemlerde böyle asteroid bombardımanıyla Aynen. falan gelmiştir bu sular diyorlar. Ee, ama şimdi şu son görevde Rosetta'dan elde edilen verilere bakılarak e, oradaki suyla dünyadaki suyun tam tutmadığını hmm. e, tut, tam tutmadı da şöyle hmm. sudaki Ondaki kuyu suyu kuyu <laughs> suyu. <laughs> <laughs> Ya şöyle ağır su dediğimiz bir şey var. Sudaki hidrojen atomlarının bir tane şeyi fazla oluyor. Bir izotopu Döterium. oluyor. Döteryum. Döteryum. Bu dünyada oranı belli ve kuyruklu az. yıldızlara ve asteroitlere göre az. Demek ki bu iki suyun kaynakları bir değil diyorlar. Dünyadaki suyun hala nereden geldiği muamma. <laughs> bu teorilerden biri böylece birazcık çürütülmüş gibi bir şey oldu. Tabii daha ince ayrıntılı incelemek gerekiyor yani muhtemelen. O zaman Bu suyu kim getirdi buraya? Araştırmaları <gülüyor> <gülüyor> devam edecek. Çünkü hakikaten dünyada çok su var. Yani bütün gezegen su. <laughs> Öyle. Ee, bakalım. Evet. Görür müyüz açıklandığını? <laughs> Taşıma suyla olmadı. Olmadı, evet. <laughs> olmadı belli. <laughs> e... 2015 yılında NASA istediğinden fazla ödenek alacak. Ee, onların bir para sıkıntısı vardı. Evet. Her zaman oldu. Evet ama e, ağırlık artıyordu üzerlerindeki. Bilim çalışmalarına ayrılan bütçe azalıyordu devamlı. İşte şey, arada sırada çatlak sesler çıkıyor. yani neye yararı var? Şey, neye kuyruklu yıldıza sonda yolluyorlar falan. NASA bu şeyin altındaydı. E, ateşin altındaydı her zaman. Özellikle Amerika'da Cumhuriyetçiler iktidara geldikçe ya da güçlendikçe, NASA Veya ekonomik kriz oldukça NASA sıkılıyor. Bu sefer bir sürpriz. tabi geçen senelerde çok böyle şovlar yaptılar. Halka ilgisini çekecek şeyler yaptılar. Bilmiyorum artık onun mu sonucudur 2015'te. Sonucu. istediklerinden Abi NASA fazla akıllıca bir şey yaptı. Resmen bir pazarlama departmanı gibi bir şey bir işlere giriştiler. Evet. Çünkü yaptığın işi anlatamıyorsun. Karışık işler. Onları çok basitleştirerek evet. e, halkın anlayabileceği, işte, Abi. çocukların anlayabileceği Abi. hale getirdiler. İşte bu belgeseller olsun, işte bu kozmos belgeselleri evet. olsun, işte tabii. bu şey bile buna fayda sağlıyor. İşte atmosfere atlayan adam vesaire bunlar hep kamu desteği yarattı arkasında. Yani filmler falan bilmiyorum belki onların arkasında ha. bile NASA'nın desteği vardır. Bu gravity olsun, interstellar, interstellar da olsun. Var. Çünkü bunlar sonuçta ilgiyi uzaya ve işte tabii, dedin, tabii. bilimsel araştırmalara çekiyor. Tabi. tabii. %2 artış. Ama tabii rakam ya. o kadar büyük ki bu %2 bayağı bir para ediyor. Tabii. Ee, NASA'nın istediğinden 500 milyon dolar daha fazla. Ama yapılan işlerin de her biri çok pahalı. Yani tabii, az önce tabii. mesela o Plüto'ya gönderilen e, yeni ufuklar aracının 700 milyon dolar hmm. masrafı. Evet. Bu sadece bu da değil. Asteroide ayrı gönderiyor, işte Mars'a ayrı gönderiyor. Orada hazırda dönen başka projeler var çok büyük bir operasyon. Öyle. Şimdi bu tür şeylerin bir de Türkiye'ye yansıması var. Evet. Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi 2020 uzay yılına araştırmalarını. Ne kadar geliştim. bir uzay şehri kurma planı varmış Türkiye'nin. Uzay şehri. Evet. O nasıl olacak ya? İşte Silikon Vadisi gibi uzay şehri. Tamamen bu tür böyle araştırmalara ayrılmış. Hmm. Ha bir saniye. Ben şimdi şok oldum. Ben bu başlığı gördüğümde hani Uzay Ayussa Alfa. Yok, sen o gazete başlığı. Ha, silikon vadisi gibi uzay. Ha, silikon vadisini He. zaten hep kurarlar. Evet. Bu sefer olur. Başlayayım. Şimdi de uzay şehri. Evet. Milli, Biz, milli astronot yetiştirilecekmiş. bak. Yakın <laughs> bu zamanda bu zaten koyayım. Türkiye Uzay Ajansı kuracak diye konuşmuştu. Evet, işte evet. bunlar onun başka yansımaları tamam. zaten. Ya şimdi burada Söylediği şey doğru. Çok da zor değil. Uzay şehri dediği şu. Bir kere birazcık bunu şehir dışında yapman gerekiyor. Artı e, işte çalışanlar var. Onların yaşayacakları evler falan. E adamın çocuğu için okul yaptın. Hastane yaptın. Oldu sana bir şehir zaten. Bir Tabii. yerleşim birimi. Bu Rusya'da da böyle. Zaten üniversitelerin sponsorluğunda veya evet, işte evet. organizasyonunda evet. yapılacak şeyler bunlar. Bu olacak bir şey ya. Bu şey değil. Ya bir ben, de şeyi yanlış Ben uzayda lazım. şehir kuracaklar <laughs> zannetmiştim. <laughs> şeyi yanlış anlamamak lazım. Şimdi mesela uzay şehri kuracaksın da hemen böyle NASA gibi oraya tabii, işte tabii, bir araç tabii, göndereceksin tabii. diye düşünme. Tabii. Çünkü NASA bile bu işleri diğer ülkelerle ortak yapıyor. Evet. Sen mesela o gidecek aletin bilmem ne spektrometresini tasarlayıp gönderebilirsin. Evet. Ee mesela Kanada atıyorum o robot kolu yapıyordu, İtalya başka bir şeyini yapıyordu. Yani bu şekilde yavaş yavaş zaten bilgi paylaşılarak büyüyen evet. bir şey. Sen de bir ucundan katılıyorsun. E sonra bir tane de hakikaten astronotunu Ya Zaten başka türlü olmaz. Böyle başlayıp sonra kendini de geliştireceksin. Hı -hı. Şimdi mesela kendi uydumuzu yaptık falan diyorlar ya. Orada da mesela ilk başta gidip yabancı bir ülkede yapılmıştı. İlk TürkSat bir yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada Türk mühendisleri çalışmıştı. Şimdi Türkiye'ye yavaş yavaş o işler gelip bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Doğru. Yani bir yerden bir şekilde Başlamak girmen gerekiyor. Evet. Bunlar çok pahalı çalışmalar. Çok pahalı. Ve direkt e, şey yapmıyor. Paraya ödeyemiyor, amorti etmiyor. Tabii yani bir şey işte ne oluyor? Kuyruklu yıldızda su var mı falan diye bakıyorsun. Bunu direkt bir şeye çeviremiyor, paraya çeviremiyorsun. Fakat evreni anlamak için yapman gereken şeyler. Yani dünyayı anlamak için Hı -hı. yapman gereken şeyler. E, işte ucundan, kıyısından başlayacaksın. Yani 2020 yılına kadar bu planlanıyor. 2030 yılında da ilk işte... Kendi tasarladığımız uzay aracını uzaya göndermeyi planlıyorlarmış da planlar genelde tutmaz bakalım. Hadi bakalım bu gerekli bir şey. Evet. Birazcık gelişmişlik ölçüsü. Evet. Türlü bir şey. Göreceğiz umarım. Bir de teknolojinin kötüye kullanılması durumu var. Bu örnek çok güzel bir örnek. Teknoloji sayesinde var olan şarkıcılar. Bu böyle belgesel gibi Bak, bir şey. Kötüye kullanılıyor mu ben ondan emin değilim. Oraya soru işareti koyuyorum. Ben, yani. ben kullanıldığına çok <laughs> emin oldum. Ee, şöyle adamlar bir e, makine icat etmişler. Bunun yaptığı şey şu. Senin iğrenç sesini böyle dalgalanan bir türlü detone, detone olan, olan sesini alıyor. Olması gerektiği aralığa sokuyor. Ve bunu hatta bunu real time falan yapıyor. Bülbül gibi şakıyorsun. Evet. Ototune. Ototune. Ee, bunun işte nasıl çalıştığını canlı canlı gösteren bir belgesel yapmışlar. Ve hani bunu bir sürü sanatçı kullanıyormuş. Ee, ve hani çok meşhur. Ya Britney Spears falan. Evet. Özellikle hatta şimdi tepki gelmiş. Biletlerine falan yazıyorlarmış işte. Evet hiç, evet. Sahnede canlı söylemeyecek. işte ne denir? Playback hmm. gibi playback. bir şey yapacak. Playback. Aha. Onların hmm. asıllarını dinletiyorlar. E, söylerken rezalet. Ama şu var. Konser kaydının hani i̇şte, o elindeki mikrofondaki kaydı dinletiyorlar Evet çok saçma sapan. Olayın saklandık. iki boyutu var. Şimdi artık kimse sahneye çıkıp e, böyle sabit durarak şarkı söylemiyor. Bunlar hopluyor zıplıyor daha çok gösterileri. ediyorlar evet. evet. orada zaten hani normal bir söylemen mümkün kondisyon değil. Kondisyon yok yani onu yap, yapamazsın. Tamam. Aynen. Orada anlaşılabilir bir durum var ama sen stüdyoya girmişsin. Albümünü kaydediyorsun. Orada da bu var. Ya Bu haberde mesela şey geçiyor. Elton John hep kendi söylüyormuş. Evet. Canlı söylüyormuş. Ama adam oturuyor piyanonun başında söylüyor. Doğru. Çık da Britney Spears gibi dans et. O hareketleri yap. Bir de üstüne şarkıyı detone olmadan, nefes nefese kalmadan söyle. Yani Doğru. sen orada konsere gidip o görselliğe para veriyorsun. O şovlara para veriyorsun. Ama ses... E, teknoloji tarafından sağlanıyor. Evet ama sorun işte şu. O kadın ya da da zaten hiç ses yokmuş. Yok evet. Evet hiç yokmuş. Yani hiç herhangi bir şartta zaten yok söyleyemiyor. Bu olmadan. Ya yıllar önce de milli vanilli miydi neydi ha. biz böyle skandal çıkmıştı evet. hatırlarsanız. Evet evet. Bu bitmiyor. Orada da şeydi. Orada adamların hiç söylemiyorlardı. Bir üzerine hiç. ses. Evet başka adam söylüyor. Başkalarının söylüyordu. sesinin üzerine bindirildiği çıkmıştı. Ya abi, bu eğlence sektörü biraz da böyle zaten. Yani birini buluyorlar. Onun üzerinde nasıl para kazanacaklarını da çok iyi biliyorlar. Evet. Onu işte böyle skandallarla işte efendim ne bileyim başka şeylerle dedikodularla falan bir güzel parlatıyorlar. Tabii. Sonra da satıyorlar yani bu bir ürün yani aslında. Ya tabii şimdi hani böyle popüler sık sık çıkan şarkıcılar şeyler bunlar bir ürün. Tabii. Bunun uzmanlar bunu geliştiriyor. Ham madde geliyor. Aynen. Bir kız, <laughs> Aynı, bul bir kız aynen. buluyorlar. Sonra ha bunun işte yok güzellik uzmanı ayrı geliyor spor ne hocası ayrı geliyor dans hocası ayrı geliyor falan filan isim bulunuyor şey bulunuyor şey işte buna köylü kızı imajımı yapalım işte tabii, tabii. afet imajımı yapalım o bulunuyor falan bir ima şey ürün olarak. Konuluyor Bak, sonra. Biz burada ses üzerinden konuşuyoruz ama mesela bu foto modeller bilmem neler ne kadar oynanıyor Photoshop'ta onun da videoları var bir sürü. Tabii. Aslında sonra öyle bir gün ayklardan giriliyor <gülüyor> 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 iCloud'dan çıkanlar diyorsun tutmuyor. <laughs> Tutuyor ya. <laughs> ya işte bir yalan bir dünyada yaşıyoruz. Yani, yani o görselliğe ya televizyonda ve işte bu tür böyle şovlarda gördüğün hiçbir şeye inanmayacaksın. Ya ben sana şunu ya şeyde söyleyeyim. Şeyde bile yapıyorlarmış bak pardon sözünü kestim. Evet. Ee, o ses Türkiye gibi böyle Amerika'da yapılan da bile çıkan yarışmacıları ototune ediyorlarmış ya. Hmm. Yani Olabilir. biraz artık iyice Olabilir. kulağımızı tırmanmasın diye ki. mi neyse. Tabii ki. Ya ben televizyonda gördüğüm her şeyin yalan olduğuna yıllar önce karar vermiş bir adamım. <laughs> hani belki hatalıyım ama. Çünkü ben yıllar önce şey gördüm. Bir e, tanıdık vasıtasıyla. Şimdi televizyon programında işte şarkıcı Ayşe geliyor. Sunucu ona mikrofonu uzatıyor. İşte konuşuyorlar. işte Ayşe diyor ki ben işte Fenerbahçeliyim diyor. Millet öyle falan yapıyor. <laughs> Bunun hepsinin metninin önceden hazırlandığını gördüm. <laughs> bir bu işin bir profesyoneli sayesinde ve hani öyle çünkü hani espri falan zannettiğin şeyler, spontane gerçekleştiğin şeyler. Hayır, hep gülünecek diye yazıyor parantez içinde. Gülerler diye yazıyor işte. Ayşe Fenerbahçeli olduğunu söyler. Sunucu da ha işte ben Beşiktaşlıyım. Git buradan der. Gülerler ya falan demurda falan şey de var ya. Oluyor. Amerika'da, Türkiye'dekilerde o var mı bilmiyorum da gülme güleceğin zaman sana gösteriyor. Ha, o ayrı. Diyorum. Bu hani işte dediğim gibi sen Şebnem Ferah'la röportaj yaparken oradaki bir esprinin de ne zaman yapılacağı, nasıl gülüneceğinin şeyi var. Ve mesela ben benzer şekilde şuna da inanmıyorum. Şimdi bütün dünyadaki bu yetenek yarışmalarında şey formatı var. Şimdi bir tip çıkıyor işte sahneye çıkarken ne bileyim elinden gitarı düşürüyor gülüyorlar. Bu genelde hmm. şey işte gözlüklü oluyor ya da şişman oluyor falan işte hani nasıl söyleyeyim pek tutunamamış gözüken bir tip oluyor. Elini kolunu nereye koyacağını bilemiyor falan ya da işte şimdi dürüst konuşalım hani İngiltere'de falan oynuyorlar. Yani çirkin oluyor mesela kadın yani güzel diyemeyeceğim şimdi çok da yüz, kadifeyle kaplayamayacağım bariz çirkin oluyor. işte buna gülüyorlar falan. Hatta jüri biraz dalga geçiyor. Hatta üstü kapalı hakaret ediyor evet. falan. Sonra tamam, i̇şte bir patlatıyor. sonra bir patlatıyor, ortalık yıkılıyor. Bu Türkiye'de Türk, de, Türk de böyle. Türk filmlerinde de vardı ya. Ha. Zamanında beğenmediğin bir adam vardı diye. Bu ama Türkiye'de de böyle. İsveç'te yapılan ses yarışmasında Abi da çek. İnsanların beklediği şey bu zaten, standart. Evet. Ve ben bunun gerçek olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Bir keresinde bu, ben Bu hazır bu mizansen yani. Bir keresinde şey dinlemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Masar Alanson'un bir röportajında şey demişti. Ya ben bu işin matematiğini iyi bilirim. Şarkı yazmaktan evet. bahsediyordum. Yazdığım şarkılar tutar. Eh. Yani matematiği var çünkü bu işin bir standardı var. Doğru. Bazı şeyler Doğru. işte tutuyor. Doğru. Ya bu yarışmalarda da bu işte şimdi Türkçesini bulamıyorum. Underdog takip edildi, tabir edilen yabancı şey. Hani ezik diyeyim işte birazcık kaybedenlerin hmm. şov yapması İnsanların çok hoşuna gidiyor. Deli gibi paylaşılıyor bu. Öyle. Ya ha, sonra empati yapıyorsun çünkü. Şeye bakarsan. Hani o şimdi mesela ne bileyim mesela bir çocuk çıktı biliyorsunuz. Hani dişleri mişleri çok felaketti. Süper opera söyledi. Hmm. Nerede şimdi? İşte paylaşıldı durdu. E ne oldu? Bu adam hani şey oldu mu? Bir hani kariyeri olan bir sanatçı haline geldi mi sanmıyorum. Duymuyoruz hiç. Görmüyoruz evet, duymadım ben. De. Ya da dişlerini yaptırmıştır belki. O yüzden çıkınca tanımıyor muyuz? E bu bir sen ya. Televizyon ama bir yandan daha hani şu var. Her şeyin iki yüzünü konuşuyoruz. Bizim gibi bir yayın da olmaz olsun. Şimdi televizyona çıkarttığın adamın hakikaten hani espri yapılacak, gülünecekse önceden hazırlamak zorundasın. Çünkü adam orada bir fıkra anlatır. Televizyonu kapatırlar. Hani uygunsuz bir şey anlatır. Bir şey hatta şöyle söyleyeyim size. Televizyonu bırak Intel gibi, Microsoft gibi firmaların basının karşısına çıkıyor, bize sunum yapıyor ya adam. O sunumda yapılacak espri önceden üzerinde düşünülüyor. Tabii. Yani çünkü tutup da hani ne bileyim işte bir şöyle örnek vereyim ya. Kel fıkrası anlatırsın. Kelin biri çıkar. Microsoft kelleri aşağıladı bilmem hmm. ne der. Yandın. Yanarsın. Tabii o yüzden adamın orada yapacağı espriyi hukuk bölümü, avukatlar bakıyor, zararsız diye <laughs> izin veriyorlar. Sadece deliyorlar. programda da şimdi şeyler de başladı. Bu büyük firmaların Twitter hesapları falan <laughs> Oralarda da mesela <laughs> e skandalları da oluyor arada. Oldu canım. Nikon muydu ha? Ne kadar makinen ne kadar iyi anca o kadar iyi fotoğrafçı Çekalı. olursun <laughs> mu? ne dedi? Nikon dedi onu. Sonra ne oldu? Sonra Ayarı parçalarını yedim. ayırdılar. <laughs> ya veya başka bir şey böyle kadınları aşağılayacak bir şeye. Tabii. Ulaşan bir şey tabii, söylüyor tabii, bir tabii, firma. Tabii. Sonra dönüyor özür dilemek zorunda kalıyor. Yayınları kaldırıyor bir şeyler tabii. oluyor. Büyük hatalar yapılabiliyor. Tabii. Televizyonda bunun daha megasını tweet'i silme olasılığın var. Televizyonda hiçbir şansın olmadığı için biraz da o yüzden aslında her şey evet. önceden konuşuluyor. Tabii. Beni çıkarttılar televizyona. Ben de şey dehşet içindeydim. Ya yanlış bir şey söylersem diye. Hmm. <laughs> evet Murat çıktı televizyonu kapattılar mesela. <laughs> Yok ama çekimi kesmişlerdi. Çünkü çok çok YouTube demiştik. Işte bak. <laughs> ama beni YouTube konuşmak için çağırmışlardı. O i̇şte da, işte. İşte o, o da televizyonun e, garipliği. Evet. Yani sonra, PlayStation konuşalım ha, diye çağırıyorlar. Şey diyorlar çok sonra. Sonu Play PlayStation demeyin. E ne diyeceğim? Ha, evet ya. aynen öyle. Ha, bak onu iyi bir örnek verdin. Sony diyemiyorsun. PlayStation demen gerekiyor. Veya konsol falan diyorsun. Ama falan onu da fazla söyleyemiyorsun. Fazla söyleyemiyorsun. Işte. Uyarı geliyor hemen. İşte üzerinde konuştuğumuz konsol falan diyorsun. Diyorsun. Yine en iyisi kadın programları abi. Onlar sonra... yemek yapıyorlar. Abi sonra gelip bizden ciddi ciddi hani niye televizyonda program yapmıyorsunuz diyor bizim izleyiciler. Olmuyor. Olmaz yani bu şartlarda. Hele ki sen bir markayı fazla... Ta... Telaffuz edemiyorsun. ya karşı Biz karşılaştırma yapıyoruz. Ya. Bir gün incelemelerden birinde bu şartlara uyarak yapmayı deneyelim, ya, bakalım evet, ne oluyor. Yıl başında deneyelim, <laughs> Aynen, nasıl evet. olacak? Televizyon formatlı inceleme. Bir gün yapalım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bir insan şakası olarak yapalım. Evet. Ee, Neyse, çok bu hafta yine çok uzattık, evet, çok dağıttık. Çok üzüldü insanlar. Resil durumdayız. Evet, çok üzülecekler. Ee, Nokia'nın harita uygulaması Here, her yere gelmiş o bir Samsung'la yani onun zaten biliyorsunuz Nokia dışındaki platformlara çıkacağına biliyorduk. Betasını mı ne indiriyorduk? Hatta biz betası var. Şey evet. APK'yı indiriyorduk. Onların bir Samsung flirt süresi oldu. O süre bitmiş. Şimdi e, Google Play Store'a artık here for android. E şimdi sen bu şeye ne diyeceksin abi? Hani Windows Phone'un en önemli avantajlarından biri daha sonra Nokia'nın önemli avantajlarından evet. birisi buydu. İşte gitti. gitti. Nokia kendi eliyle onu şey yaptı. Artık halka açtı. Hakikaten play de here beta diye gözüküyor ama olsun. Nokia'nın here serisi harita uygulamaları hakikaten güzel. Çok iyi. Yani. ben kullanıyorum. Uzun seyahatlerde de, şehirler arası seyahatlerde de, şehir içinde de bir yer bulamadığımda düzgün çalışıyor. Bu bir satış e Noktasıydı Nokia Öyleydi. için bir malzemeydi. Bunu artık artık Nokia'nın da tabi umurunda değil. değil <laughs> Microsoft'ta Microsoft artık düşün. şimdi Microsoft düşünsün. Evet. Ee, ücretsiz olması önemli çünkü navigasyon uygulaması yok Pahalı. değil iOS'ta, Android'de. Ücretsiz geliyor hem iyi bir şey hem ücretsiz Kullanıcıların dikkatine. Oyun konsollarının babası Ralph Baer ölmüş. Evet, bu da ilk e, konsolu, eve gelen konsolu geliştiren bir uzman. Kaç yılında geliştirmiş? Ee, i̇lk işler, ya ilk 70'lerde 70. şey, 72'de Magnavox diye bir konsol çıkartıyorlar. Ee, bunlar Türkiye'ye gelmiş konsollar değil. Bunlar tabii ki daha çok böyle e, şimdiki gibi bitmap grafikler falan sunabilen ya da hani Mario deyim işte 8 bittik hmm. Nintendo 10 ya yani o bile 1980'ler düşünün. 1970'deki konsolu düşünün. O daha çok hani şu Pong oyunu var ya tenis. Hmm. Osilo osiloskop mantığıyla çalışıp onu falan oynatan şeyler. Ama tabii şey enteresan bir şey. Normalde jetonlu makinede sokakta çarşıda oynanan oyunların ilk kez eve gelmesi Büyük bir devrim. Daha sonra bu işte günümüzün PlayStation 4'lerine, Xbox One'larına uzanan maceranın başlangıcı. Ee, radyo tamir ediyormuş gençliğinde, televizyon tamir ediyormuş. Sonra bu uzmanlığını geliştirmiş. Evet. Gayet. 92 yıl yaşamış yine bayağı evet. uzun bir ömür Play... yaşamış. Yani o PlayStation 4'leri, gördü. Xbox One'ları gördü. Evet. Gayet güzel. Ee, her hafta bir haber aynısı. Bu <laughs> sefer Google'dan Eric Schmidt konuşmuş. Yapay zekadan korkmayın diyor bu da. <laughs> yapay zeka var, yapay zeka var abi. Hangisinden korkacağız? Hangisinden... o robot yapay zekanın bir göstergesi ise internet gösterdi. Hiç korkmaya gerek yok valla. Bir tekme atıyorsun gidiyor. Ya yakın gelecekte olanlardan korkma da uzun vadede nasıl bir şey olur onu bilemiyorum. Çünkü ben... şimdi şöyle de, Mesela kendi kendine giden arabada bir yapay zeka evet. ee, seni vurur duvara <laughs> öldürür. Ama işte kendi kendine düşünüp bir benliği olan bir yapay zekadan korkmaktan bahsediyor Hı -hı. insanlar. Bu Eric Schmidt biraz hani böyle arabalardan falan bahsetmiş. Bunlardan kimse korkmuyor. Zaten kullanıyoruz da çoğumuz hayatımızda. Şimdi burada ilginç bir şey var. Google denemek için bir tane yapay Sinir ağa kurup 11 bin saat YouTube videosu izletmiş. <laughs> Delirmemiş. <laughs> Son, sonunda da şey diyor Erik Schmidt. Öğrene öğrene diyor. Kedi konseptini öğrendi diyor. <laughs> Kedinin yani... ne olduğunu. Ya bu tabi şey için her hafta bu konu konuşuluyor İnsanların kaygıları var. Yapay zeka'dan Hamdi'nin söylediği gibi ne konuşuyoruz? Yani bir Siri'yi ya da Cortana'yı mı konuşuyoruz? Yoksa robot mu? Hani bir yandan epe evet yapay zeka sana zarar verebilir. Banka hesabını emanet ediyorsun. Abi yapay zeka dedikleri işte o şey gibi olması lazım. Oturup mesela seninle konuştuğumuz gibi konuştuğunda anlayamıyorsan evet. onun bir insan mı, robot evet. mu? Hani Turing, Turing testi mi? işte. İşte o zaman Evet. Yavaş yavaş huylanman huylanmaya başlaman lazım. Evet. Ama daha çok geriyiz o noktalarda. Evet, evet, evet. Şu evet. an için değil. uzun vade zaten. Korkanlar evet. ileriden korkuyor. Evet. Çünkü bak genelde hep şey söylüyorlar. Hani insanlığın sonu gelecekse bundan gelecek. E ne zaman sonu gelecek? Uzun vadede Ama şeye de bakmak lazım şimdi. Yapay zeka insanları öldürdün Ne yapacaksın tek başına gezegende? Boş boş. Maymunları mı sayacaksın? Ee, şey tabii söyleniyor. Şimdi yani bir lafa başladım. Spoiler olacak. çok kötü ama ne yapayım artık? Bu kulaklarını tıkasın. Okusalar da şimdi William Gibson'ın geçen haftalarda da lafı geçti. İşte Neuromancer romanında ne oluyor? İşte yapay zeka artık kendine dünyada muhatap bulamayınca dünya dışında kendi benzerlerini buluyor. Onlarla hoşbeş etmeye başlıyor. Sohbet etmeye başlıyor. Çünkü dünyadaki artık şey kesmiyor onu ee, kaynaklar. Bilmiyorum başka da bir şey yok. Yoksa dünyada ne olacak? Tabii. <laughs> Bütün dünya senin olsun al. Neredesin sunucunun içindesin. Fişini çektim. <gülüyor> <gülüyor> Uyku moduna geçtim çıkamadım. <laughs> evet. Youtube videolardan gif yapıcı sistem eklemiş. Şimdi yapay zekadan buraya geçmek de olmadı. Artık şey bilmiyor, sınır bilmiyor. <laughs> Videodan 5 saniyelik gifler üretiyorsun. Üstüne textmek iste yazılıyor. Kaç megabayt oluyor? Megabaytını. İnsanların derdi o çünkü telefonundan falan bizim sitede Denemek durum lazım vardı. Ama çok bir şey tutmaması lazım ya bunun. 5 saniyeden bir şey olmaz. Ya yalnız tabii şu var Murat. Biz Google'a video yükleyen birisi olarak bu bizim kontrolümüzdedir. Bak hmm. bir buçuk megabayt şu verdiğimiz reklamdaki şey, şey reklam diyorum haberdeki hı hı. resim 5 saniye ama bir buçuk megabayt. Bunlardan bir süre olunca işte senin internet kotanı özellikle telefon kullanıyorsan bitiriyor. Senin dediğine bakmam lazım Levent abi. Ona şimdi hazır bir cevabım yok. Yani çünkü belki sen böyle bir şeye izin vermek istemeyebilirsin. Doğru. Hani keyfine kalmış. 5 saniye çünkü tamam hani senin videonu böyle çalacaklar değil 5 saniye ama ...adamın keyfine kalmış hmm. ya ister istemez. Evet. Maymun öz çekimi ...yine tartışma konusu olmuş. Nereden çıktı yine bu? Şu kendini çekmiş maymun var ya. Evet. O konu kapanmadı mı? Ya o kapanmış falan deniyordu. Yine şey yapan... Şöyle kapanmıştı ben yanlış hatırlamıyorsam. E, Wikimedia'yı... ...sorumlu tutuyordu. Ona itiraz ediyor. Onlar da git bizi dava et diyorlardı. Biz evet. bunu ciddiye almıyoruz... ...diyorlardı. Herhalde... Amca da davam etmeye başlamış sağa sola. Ne yapmış? Ya bu e, konu sizin dediğiniz gibi kapanmıştı. Yine e, fotoğrafçı fotoğrafı yayınlayan sitelere hani yayından kaldırın hmm. şeyleri yollamaya başlamış. Tutturabilirsem diye. E, yani. İhtarları yollamaya başlamış. Ne olacak bilmiyorum. Bu bayağı bir aslında hani sembol haline geldi. Bu e, çünkü ilginç bir konu hukuki olarak. Maymun fotoğraf makinesini tutmuş kendi resmini çekmiş. Adam diyor ki makine benim. Yani maymun benim değil maymun benim demiyor da makine benim diyor. Ben ayarladım diyor. Fikir ben öğre doğru. öğrettim diyor. E ama tamam da maymun kendi resmini çekmiş kardeşim diyorlar. Zor bir durum ya. ya zorluğun bir şey de maymunun çok güzel bir fotoğraf çekmiş olması. O tabii bu yamuk yamuk bir fotoğraf olsaydı böyle bir tartışma yaşanmayacaktı şey tam odaklamayla her şey gibi bir kartpostal gibi fotoğraf çektiği için maymun. Sorun şu bu şimdi şeye başlamış. Nereden çıktı derken hani baktım şimdi bunu sata, satmaya başlamış birileri basıp. Hmm. O yüzden tekrar alevlenmiş. Yani adam e, yani birileri böyle olunca hani birisinin kopya hakkı birisinde olmayınca şeyi telif hakkı e, adamın birisi e, işte fotoğraf basan bir yer bunu da basıyor. Sana evet. satıyor. Para kazanıyor onun üstünden. Evet. Ya burada el aleme tabii akıl öğretecek değiliz de fotoğrafçı arkadaş da artık hani bıraksa şunun peşini. Değil mi? E, public domain halka mal olmuş yapsa konu kapanacak gibi. Hı -hı. Şimdi evet. burada maymunlar başa bela. Başka hayvanlar şimdi fil genelde kendi fotoğrafını çekemeyeceği için, makineyi kıracağı için çekeceğim derken. Ama da böyle bir yetenek var. Bir de tabii sırıtarak mırıtarak böyle tam bir selfie bir yapmış. Çıkmış, selfie. Değil mi? Tam işte selfie yapmış. Hı. Evet oyunlara geçeyim mi ufaktan? Olur. Ee, çok fazla haber yok zaten. Bu hafta Türkiye'ye şeyin damgası vuruldu. The Crew'da CHP'nin reklamı gözükmüş. Olay oldu. The Crew yarış oyunu beklenen bir oyundu. Reklam tabelaları arasında CHP var. Bildiğin yani böyle altı oklu falan mı? Altı yani oklu nasıl? falan. Evet, sırf CHP falan... yapsa California Highway Patrol diye He. Amerika'da polis bölümü varmış. Yok bu altı oklu falan. Ama başka bir şey de yok. Yani prestij reklamı gibi hani CHP'ye oy verin falan da değil. <laughs> Yazı falan yok başka. Ya şimdi şu var o reklamlar dinamik olarak mı sunucudan geliyor? Hmm. Onu bilmiyorum ben. Oynamadık oynadık. Oynamadık. Dinamik olarak sunucudan geliyorsa hani o havuzdan Belki bir şekilde al Artı şu da var. Verdiyse de iyi olmuş. Verdiyse de bravo yani. Bir oyuna reklam verdiyse. tabii canım ileri görüşlü ha. bir hareket. Bravo aradım. ama pek sanmıyorum. Pek sanmıyorum. Şu da ola. Şu, şu mu acaba? Yani grafik yani işte bir yerden şey lazımdı çıktı. Yok be. <laughs> aradım koydum. CHP'yi bulacak? Ne bileyim Bayağı ya. Baya logosu var hakikaten. Altı ok şeyde sonra gidip bakmışlar hani fotomontaj mıdır bu falan diye. Yok oynayanlar da evet biz de gördük dediler bunu. Hmm. Videosu evet. da var abi en altta. Vallahi internetten dinamik olarak alıyorsa bu bir reklam havuzuysa belki yani CHP onu başka şey için verdi. O havuzdan buraya da gösterim girdi yani bir belki. De şey hani bir, bir, seçim kampanyası sırasında olur. Anlarım değil mi? Şu, seçim zamanı da değil. Şu anda evet. Ama çok konuşuldu işte. Yani amaçta bu biraz belki de bilmiyorum. Bilmiyoruz ama kendileri bir açıklama yapmadı. Ben duymadım. evet. Duyan Verdik. varsa gelsin. Yani bir yandan da iyi mi olur kötü mü olur? Zaten hani gerçek hayattan kaçmak için oyuna giriyorsun. Geldi mi? Oyunla ben da istemem hani şahsen. Bir de, bir de hani Kılıçdaroğlu falan çıksa o artık. Kim çıkarsa çıksın abi ben siyaset istemiyorum yani. Yani siyasi çıksa istemezsin tabii ki. Dikkat dağıtır. Hmm. Kaza yaparsın. <gülüyor> 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 her gidip ona şey çar çarpan, çarpan da olur. <laughs> Oyunda 40 yapar diye bir <gülüyor> 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 Zorlar oyuncuyu. Şaşırtır. <laughs> evet. Ye, Mad Max filminin de biliyorsunuz. Her hafta bir fragman haberi veriyoruz. bu seferki Mad Max'ten. Eğlence bölümü. Evet. uzun bir trailer daha şey yayınlandı. Kim oynuyor adam. ya? Oyuncu Mel Gibson değil yok, herhalde yok, şey bu artık Ya. Yaşlandı bitti yani. yani. hep adını unutuyorum adamın. Bu beyni oynayan yeni Batman evet. filmindeki adam. Orada konuşmadığı için, maske taktığı için tanıyamayacaksınız. Tom Hardy heh, geldi. Inception'da da oynuyordu bu adam. Onu hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. İzleyin fragmanı ama yani Abi film hiç durmuyormuş yani sürekli hareket sürekli hareket hmm. sürekli bir şeyler havalarda uçuyor. <laughs> ee, göreceğiz. Bir çılgınlıktır gidiyoruz. E, aynen öyle. Valla ikinci filmi çok severim. E, onlar... Road Road var diyor. <laughs> i̇kinci filmi çok severim. Tina Turner'la üçüncü müydü? Üçüncüydi galiba. Onlardan On falan pek çok. Yok. Şey yapma. İlk film önemli bir film. Şimdi tabii Mad Max'in ilginç tarafı Mad Max Avustralya filmi. Mesela oradaki Mad Max'in, işte Max'in kullandığı araba Avustralya arabası, hmm. Holden zannedersem. O şey aslında hani İngiliz, İngiltere'de başka isimde satılan arabaların Avustralya'da Avustralya markasıyla aynı arabalar var. O öyle bir araba falan. Hmm. Bir kere o ilginç bir şey. Ee, birinci film o bakımdan hani böyle hiç yoktan Avustralya'dan yes. bir adam gibi bir film çıkması her zaman film Avustralya'dan gelmiyor. İngilizce. Ben de yanlış görmüyorsam o araba e, filminin 2 dakikalarında daha havaya uçacak. <laughs> Olabilir artık. Zaten Mel fısun da yok. Hmm. Bu başka şey. Abi ben dikkatinizi çekiyorum ama bir sürü film bin kere televizyonda gösterildi. Bu Max'i ben hiçbir zaman bu kadar kanallar hiç göremiyorum tekrarını. Biraz kesmek mesmek gerekiyor onu o kadar rahat gösteremiyorsun. Hmm. Yani tahminim odur. Biraz şiddetli bir film. Hmm. Bu arada ee... şimdi kontrol ettim. Hakikaten Inception'da oynuyormuş adam. Böyle gördüğüm anda tanıdım. Hmm. <laughs> Şimdi yenisi geliyor işte. Bunun kesin oyunu oyunu da çıkar. Evet bu arada Hobbit'in zamanında geldi. Yeni üçüncü filminin. Haftaya mı gösterime haftaya, giriyor? Haftaya Cuma, Cuma 17'sinde. Cuma değil çarşamba. 17'si diye biliyorum da burada Cuma giriyordur. Yani daha önce söyleyeceğim. Evet ben Kısmetse. de. İnşallah. Ee, bu arada Hobbit bitiyor değil mi? E, bitiyor gözüküyor. o. Çünkü Silmarillion'un şey yok. Ya da başka e, telif hakkı hala ailede. Ya Hobbit işte bir kitabı üç film yaptılar. Ya. Bayağı da uzattılar. Hatta uzasın diye bir şeyler de kattılar falan. Evet. İyi artık. Şimdi Diyor. bunların kesin extended'ı çıkar. Uzat, uzatılmışları çıkar. Bluetooth, bu şey Blu-ray <laughs> Blu Blu-ray seti çıkar. DVD bilmem ne. Hatta şey çıkar. Önce normal halinin seti Öyle çıkıyor. Daha sonra extended seti çıkıyor. Çünkü enayi gibi hepsini aldığımızı biliyorlar gerçi Lord of the Rings'te o kazığı çok kişi yedi. Çoğu kişi artık ekstra direkt bekleyecek. Evet, evet. Ha, kimisi de bayıla bayıla alacak. O ayrı konu. Koleksiyonculuğu var bile biliyorsun bu işte. Ya orada en çok sömürülenler Star Trek'çiler. Hmm. Şimdi Star Trek'in uzay yolunun çok ciddi hayranları var. Evet. Yani uzay yoluna kötü bir şey söyledin diye seni bıçaklayacak adam var. Hmm. O adamlar, ya o adamları çok kötü kullanıyor firma. Çünkü o adamlar ne çıksa alıyorlar. Sor, hani küfür ede ede de olsa beğenmedikleri zaman bile alıyorlar. O yüzden her sene onlara bir şey çıkıyor. O 1960'daki uzay yolunun bir daha yok remaster'da çıkıyor. Yok işte sesi temizlenmiş hali çıkıyor. Görüntüsü uzatılmış hali çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Bir de çok fazla uzay yolu var abi. Çok işte evet. Enterprise'ı falan var o Deep Space Nine'ı falan var. Onda ayrı bir şey. Onların işte külliyatını bilen adamlar var. var. Hani şimdi Picard hangisinde? Enterprise'da mı? Yok Enterprise'de kadın. Next Generation. Next Generation'da. Birinde de kadın kaptan Kadında var. Doğru. O, o ne? O, en... o, o Deep Space'di galiba. Voyager mıydı? Yok. O Voyager, Voyager galiba Voyager. falan filan. işte. biz konuşmayalım batacağız evet. kapıya dayanacaklar. <laughs> ee, uzay yolunun hayranları hakikaten sıkı. Hani şeye benzemez. Star Wars'un da sıkı hayranları Yok. var da. Onlardan belki kaçabilirsin de uzay yolunun hayranları öldürürler adamı yani. Hiç affetmezler. Doğru. Picard'a mesela. körke Picard desen mesela. Direkt of. indirirler çıkışta seni. <laughs> İşin en komik tarafı da o ilk esas uzay yolunun aslında çok da kısa süren bir sezonu olması. Öyle öyle ama bazı şeyler sonradan patlıyor ya. Hı -hı. Mesela şeye benziyor şu Firefly. Ya ne güzel. Yayınlanırken o. kimse izlemedik. <laughs> Yayından kalktı herkes şey oldu. Firefly için kendimi çocuğumu keseceğim falan oldu. Ama çok güzeldi o. E, filmi çıktı sonra. Hı -hı. Film de çok e, yıkmadı ortalığı. E, öyle Ben de onun HD DVD'si var. <laughs> ben de onun fanıyım. <laughs> tek İzleyebiliyor. musun tek bir yerlerde var. Var var. Ben de HD, ben HD DVD kazığını yemiş biriyim. Ben de ben HD de, DVD şey var, yani bilgisayara takılacak şekilde, hmm. internalı hmm. var. Ve film Transformers falan var. Ben zamanında HD DVD'nin Blu-ray'e geçeceğini inandım <laughs> ve aldım. Yani cihazı almamıştım ama şeyleri film film aldım parayla Amazon'dan. Sonra şimdi tozlu raflara konu olacakları günü bekliyorlar. Evet. İyi ki Xbox'ın external HD DVD'si Oo, vardı. Değil mi? İyi ki onu almadık. <laughs> Tam batacaktı. <laughs> SimCity 2000 Special Edition bedava olmuş. Bu orijinin bedava verdiği ha. oyun bu hafta. Ha bu 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 ayki şey bu mu? Bizim çocukluğumuzun oyunu mu, gençliğimizin Simpsi'de oyunu mu? SimCity 2000. Mı? Yani evet. sene 2015 Yani dikkatinizi çekerim. Ki bir de SimCity 2000 galiba daha önce çıkmıştı. Tam 2000'lerde de değil, şöyle birkaç sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Sevenlerini duyuralım. Ama Aha. şimdi ben indirdim baktım da hani sadece şey yapanlar indirir. Gençlikte böyle oynamış da. <laughs> Çünkü DOS Box'ta çalışıyor zaten. Evet. Grafikler falan tamamen. Ya Origin'in bu Onda House ayda bir mi ne oyun verme kampanyası güzel de. Biraz ayıp ediyorlar çünkü değil bir mi? önceki ayda Wing Commander 3'ü mü ne verdiler o 2000 falan bile değil 1980 küsür mü 90 <laughs> küsür mü ne oyunu. 90 küsür olmalı. Crusader'ı vermişlerdi geçen ay daha önce Wing Commander 3'ü verdiler. Ya çok eski bu oyunlar yapmayın kardeşim bu kadar da hani bedava. Ama Humble ya. Bundle yapıyor zaten hani sen başka bir şey yani yap. Yani bu ha, birazcık şey hoşuma gidiyor. Şimdi Wing Commander GOG'da satılıyor zaten ama burada tamam hani paketlenmiş, en ideal şekilde ayarlanmış, edilmiş sana bir ürün olarak sunuluyor. Bir yandan bedava işte bahşiş atın dişine bakılmaz diyebilir belki birileri. Ama bir yandan da yani bedava oyun veriyorum size işte gençler coşacaksınız. Ne 1983 yılında bir oyun yapmıştık onu verin. Yani biraz da modern bir şey ver be kardeşim. Öyle. Bu şimdi yılbaşı geliyor indirimler başladı. Gerçi onu da yaptılar biliyorsun 3 dolara mı yoksa bedavaya mı verdiler Battlefield 3'ü? Bedava galiba bedava. Yani. Bedava, bedava, bedava vardı, yani. değil mi? Yani. 5 dolara falan da dördüm. Öyle bir şeyler yaptılar. Yapıyorlar. Yaptılar. Çok yapmıyorlar. Ama sonra bıraktılar işte. Evet. Şimdi hep eskilerden gidiyorlar. Ee, yılbaşı indirimleri başladı. Ee, daha da Olacak. artacak. Arada böyle bedava oyun hediyeleri falan artar. Evet. Yani Oynama, ucuza oyun bulmak artık sorun değil. Oynayacak zaman, zaman bulmak Oynayacak zor. zaman var. Doldur doldur. istifle sanki bir şeye yarayacak. Evet. Efsane oyun. Day of the Tentacle PS4 ve PS Vita'da tekrar yayınlanacak. Çıkıyor. Biz Maniac Mansion bölümü yaptık, yaptık değil ki. mi? Tozlu raflarda. Orada herhalde Day of the Tentacle'dan da bahsetmişizdir. İkincisi. Efsane bir. Çok güzel oyunda. Adventure oyununun ikincisi. Ee, tekrar işte yapılıyormuş. PlayStation. Sony kapmış e, haklarını. PlayStation 4 ve Vita'da. Tekrar yayınlanacakmış. Ben merakla bekleyeceğim. Evet. Ee, bir kötü haber. Witcher 3 ertelenmiş. bir 12 hafta kadar. Bu haberi biz yapmamış mıydık? Ya sorma. Abi. <laughs> abi şimdi yalnız bu haberin en enteresan bir tarafı var. Diyorlar ki yorumlarda aman hani düzgün çıksın da ertelensin artık eskisi gibi böyle Aceleniniz leşetle. Yok. Milletin ağzı yandı evet, değil evet, Çünkü bu Assassin's Creed'ler işte Far Cry 4 vesaire sağ olsun bitmemiş oyundan çok çektirdiği için adamlar da zaten onu söylemişler hani diyorlar ki ya oyunu çok büyük çok serbest evet. e, hata buluyoruz hani o yüzden hani onları halletmeden çıkarmak istemiyoruz diyor. Evet ya o, o görüşe katılırım Kesinlikle. bıktık Peçli oyunlardan devam ilk gün yanında dev peçiyle gelen falan oyunlardan. Ee, adam Yine gelse iyi abi bir hafta sonra falan oyunu alıyorsun oynuyorsun. Yamuk yumuk. <laughs> Keyfi kaçıyor. Sonra peti çıkıyor. Bir daha mı oynayacağız? Ne yapacağız? Zaten zaman yok. bu Adam gibi çıksın. PC fiyatı 69 TL olacak den diye bir açıklama yapılmıştı. Hmm. Ee, hani bakalım dolar bu kadar yükseliyor. Gerçekten çıktığında o fiyatı tutturabilecekler mi? Artık hani bir de öyle bir kendilerini bağladılar böyle. Şimdi bir yandan e, ama şunu da söylemeden geçmeyelim. Bu hafta böyle bir Herkesin hakkını teslim edelim takıntımız doğdu. <laughs> Hep öyleydik gerçi ama. Biliyorsunuz Witcher 3 konusunda firma ağır şekilde suçlandı geçtiğimiz haftalarda. Bir firma çalışanı tarafından, eski bir çalışan tarafından. Dedi ki bu çalışan ortada doğru düzgün oyun oyun yok. Sadece süper videolar var. Hakikaten süper videolar var. Bu CD Projekt Red'in zaten bir başarısı bu iyi video yapmak. Bu çalışan şey dedi. Ya bu beklentilerin hiçbirini karşılamaları mümkün değil. Süper videolar yayınlayarak hani böyle video dedim oyun içi video değil. Ee, animasyon, oyunu tanıtan klipler, hmm. yayı, süper klipler yayınlayarak beklentiyi aşırı yükseltiyorlar. Bunu karşılayamayacaklar çünkü eldeki ma malzeme bunu karşılayacak bir malzeme değil dedi. Ama firmada işte ya işte bu çalışanın zaten bizimle ilişkisi kesildi falan türü yok öyle bir şey. Abi gameplay videosu var ama yani. Hani... İşte ha, ha çalışan şey firma zaten onu demişti. Kardeşim videolar yalan ama gameplay yayınladık diye yanıt vermişti. Ee, diğer taraftan Witcher 2 çok başarılı kendini ispat etmiş bir öyle, oyun. Bir de öyle. Hani bu firmanın bu işi kotarabildiğini ispat etmiş bir oyun. Ee, ama ertelem sürekli gelen erteleme haberleri kuşkuyu arttıracak. Umarım... Ama artık bunda da bağlı bir oyuncuysaydı, isyan olurdu yani. Onun kurtuluşu yok ya. Bug'ı her oyunda Makul seviyede tutulsun bari abi. Evet. Battlefield 4 yaşadık biz bu ya. sene çünkü. Bir öyle bir kabus yaşadık. Kabus yaşadık. Tekrar şey olmasın. Aynı şeyler olmasın. Mountain ee, Mount and Blade Warband için yeni DLC çıktı. Viking Conquest ama hani bu böyle basit bir DLC değil. Bu da Türkiye'den bir haber. Evet. İyi de satıyor. İyi satıyor. Mount Blade de e, DLC işte ya. Hı -hı. <laughs> Viking şey ekliyor. Bakalım e, belki şey yapacağız. Bunun hani e, Macit'e e, söyledim. O da oynayacak bunu. Gelir incelemesini yapar işlerini ayarlarsa. Evet. Bu arada hani son kapatmadan önce şey de söyleyelim. Hani zaten her yerde paylaştım artık. Herkes öğrenmiştir. E, bizim bir ee, yeni projemiz var. Wi-Fi Akademi diye. O da ilk bölümüyle yayınlandı. tp ile beraber yaptığımız bir çalışma. Evet biz orada onun tanıtım videosunda da söylediğimiz gibi anlat bu TP Link'in sponsorluğunda gerçekleşen bir şey ama anlatılacak bilgiler herkesin işine yarayacak. Öyle. Elindeki şey ne olursa olsun malzeme, kablosuz ekipman ne olursa olsun hangi marka model. Evet, akademiden yararlanabileceksin. Genel evet. konulardan bahsedilecek çünkü. Evet. Ha bu Teknoşeyi de yayınlanmıyor onu söyleyelim. Bu Evet. tipinikte yayınlanacak. Biraz şey tadı var çünkü Uzman TV tadı var. Biz orada birazcık hani bilir kişi olarak bu işi yapıyoruz. Ee, bir şey diyor musunuz? Yeterince konuştuk ya bayağı uzun oldu bugün. Hmm. Uzun oldu evet. Çok şikayet edecekler uzun olduğu için. <laughs> Ve uzun mu oldu ya? E uzun can oldu. Hmm. Geçen hafta da uzun zaten bir saat 45 dakikaydı abi. Olmasın bu kadar uzun olmasın. Evet. Bu da, da işte 2 saat falan. Tamam hadi bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok uzun oldu. <laughs> evet. O zaman haftaya görüşmek üzere. Diyoruz. Görüşmek üzere. E, haftaya görüşmek üzere. Tailbird sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.